Merhaba arkadaşlar. Bu videoda nar test olarak hazırlamış olduğumuz 7. sınıf beceri temelli matematik soru bankamızın tam sayılar konusuna ait testlerin çözümünü yapacağım. 15 tane test var tam sayılar konusunda ve toplam 69 tane soru içeriyor. Hemen birinci testin birinci sorusundan çözümlere başlıyorum. Berna öğretmen tahtaya 12 adet sayı yazmıştır. 12 farklı öğrenciyi kaldırmış ve her birine tahtadaki sayıların toplama işlemine göre tersini yanına yazmalarını istemiştir. 11 öğrenci doğru sonuç bulmuş ve yazmış. Bir öğrenci ise yanlışlıkla var olan sayıyı tekrar yazmıştır. Öğretmen son durumda tahtadaki sayıları topladığında hangi sonucu bulmuş olamaz. Tahtada 12 tane sayı var. Bu 12 sayının tamamının toplama işlemine göre tersi yanlarına doğru olarak yazılmış olsaydı Berna öğretmenin bulacağı sonuç 0 olurdu. Neden? Çünkü herhangi bir sayının toplamaya göre tersiyle toplanması 0 olur. Örneğin -4 sayısını düşünelim. -4 sayısının toplama işlemine göre tersi artı 4'tür. Bu ikisini topladığımızda 0 olur. Burada 11 tane sayıyı öğrenciler doğru yazmışlar. Dolayısıyla bu 11 tane sayının toplanmasından 0 gelir. Geriye yanlış yazılan sayı kalıyor. O sayı hangi sayı ise Berna öğretmenin bulması gereken sonuç yanlış yazılan sayının 2 katı olur. Neden 2 katı olur? Bir tane örnek verelim. Örneğin 6 sayısının yanlış yazıldığını düşünelim. Artı 6 sayısının yanına eksi 6 yazılması gerekirken yanlışlıkla aynısını yazmış öğrenci. Dolayısıyla bu ikisini topladığımızda artı 12 olur. Yani bizim sayımız 6, Berna öğretmenin bulduğu sonuç 12. Yani 2 katı. Bizim yapmamız gereken şu, şıklardaki sayıları 2'ye böleceğim ve 2'ye böldükten sonra tahtada olup olmadığını kontrol edeceğim bulduğum sonucun. Mesela eksi 22'yi 2'ye böldüğümüzde eksi 11 yapar. Eksi 11 tahtada var mı? Evet var. Yani öğrenci eksi 11 sayısının yanına artı 11 yazması gerekirken yine eksi 11 yazdı. İşte bu ikisinin toplamı eksi 22 olur. Berna öğretmenin bulduğu sonuç bu. 0'ı 2'ye böldüğümüz zaman yine 0 yapar. Tahtada 0 var mı? Hayır, yok. Bu bir dursun. Eksi 8 sayısını 2'ye böldüğümüzde eksi 4 yapar. Tahtada eksi 4 var mı? Evet var. Eksi 4 sayısında hata yapıldığında cevap eksi 8 çıkar. Artı 13'te hata yapıldığında da D şıkkını bulmuş oluyor. Evet, A şıkkında eksi 11 var. Eksi 11 tahtada var. C şıkkında eksi 4 var. O da tahtada var. D şıkkında artı 13 var. O da tahtada var. Fakat B şıkkındaki 0 tahtada yok. Cevabımız B şıkkı. İkinci soru. 9 katlı bir binanın dış duvar sıcaklıkları için aşağıdaki bilgiler verilmiştir. Üst katlar daha iyi güneş gördüğü için iki katta bir sıcaklık bir derece artmaktadır. Kuzey cephe daireler güney cephe dairelere göre 2 santigrat derece daha soğuk olmaktadır. Doğu ve batı cephe daireler ise kuzey cepheye göre 1 santigrat derece daha sıcak olmaktadır. Ahmet Bey'in evi kuzey cephe zemin kattadır ve dış duvar sıcaklığı 15 santigrat derecedir. Buna göre 4. kat doğu cephede ve 8. kat güney cephede bulunan dairelerin dış duvar sıcaklıkları kaç derecedir? Evet, burada bilgileri düzenlememiz gerekiyor. Bu haliyle karışık gibi gelebilir. İnsanın zihni karışabilir. Burada 9 kat var. Zemin katı da sayarsam 10 kat oluyor. Bilgileri düzenlemek için şöyle minik bir tablo hazırlayacağım. Böylece sıcaklıkları, cepheleri daha rahat görmüş olacağız. Şu an 1. kat, 2, 10'a kadar ilerleyeceğim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Bir de yukarıdan aşağı doğru da bölüyorum. Çünkü kuzey, güney, doğu ve batı olmak üzere 4 tane de yön söz konusu. O yüzden burayı da yukarıdan aşağı doğru 4'e bölüyorum. Ve katların numaralarını yazalım. Şu en altındaki kat zemin katı olsun ama ben üstten aşağı doğru yazayım. Belki eksik çizmişimdir, onu da tamamlarım. Burası 9. kat oluyor en üstteki kat.
9. kat, sonra 8. kat, 7. kat, 6. kat, 5. kat, 4. kat, 3. kat, 2. kat, 1. kat ve zemin kat. Şöyle zeminin Z'si yazalım. Kuzey, güney, doğu ve bir de batı olsun bunlar. Şu en alttaki ifadeyi hemen tabloya yerleştirelim. Ahmet Bey'in evi kuzey cephede ve zemin kattadır. Ve dış duvar sıcaklığı 15 derecedir. Ahmet Bey zemin katta imiş ve bir de kuzeyde oturuyormuş, kuzey cephede. İşte şuraymış ve 15 dereceymiş. Hemen içine 15 derece yazdım. Sıcaklıkları yazacağım bu tabloya. Diğer ifadeleri şimdi okuyoruz. Diyor ki kuzey cephe daireler güney cephe dairelere göre 2 derece daha soğuk olmaktadır. Bunu tersten düşünürsek güney cephe kuzeye göre 2 derece daha sıcak olur. O zaman 15 derece kuzey cephe ise 2 derece daha sıcak olacak. Yani 17 derece olur güney cephe. Böylece şu ifadeyi de halletmiş olduk. Hallettiklerime böyle tik koyuyorum. Doğu ve batı cephe daireler ise kuzey cepheye göre 1 derece daha sıcak olmaktadır. Evet, burada kuzeye göre 1 derece daha sıcak. Mesela zemin kata baktığımızda 15 dereceymiş kuzey cephe. O zaman doğu ve batı bundan 1 derece daha sıcak olacağı için 16'şer derece olduğunu söyleyebiliriz. Böylece bunu da halletmiş olduk. Son bir ifade daha var. Üst katlar daha iyi güneş gördüğü için 2 katta bir sıcaklık 1 derece artmaktadır. O zaman şu kuzeyi yukarıya doğru ilerletelim. Burada 15 derece, sonra 2 kat yukarıya doğru çıktığımız zaman şurada 1 derece artacak bu. Yani 15'te 16'ya çıktı. Sonra bir 2 kat daha gittim. 17'ye çıktı. Bir 2 kat daha gittim. 18'e çıktı. Bir 2 kat daha gittiğimizde şuranın 19 derece olduğunu görüyoruz. Devamında diğer sıcaklıkları da bulalım. Güneyin sıcaklıklarını bulalım. 17 derece olarak şu zemin katta verilmiş. Burada arada 2 derece olacak. Yani güney ile kuzey arasında 2 derece olacak. 2 derece fazla olacak güney. O zaman şurası bir kere 18 derece. Burası 2 derece hemen artırıyorum. 17'ye 2 ekliyorum. 19. 18'e 2 ekliyorum. 20. 19'a 2 ekliyorum. 21 derece oldu. Ve son olarak doğu batı cephesini bulacağım şimdi. Onlar da güney cephesinden 1 derece eksik oluyor. Yani 18 derece şurası. O zaman buralar 17 derece olur. Burası 19 derece olduğu için buralar 18-18 şeklinde olur. 20 olduğu için hemen 1 eksilttim. 19-19 ve 21'den 1 eksilttim. 20-20 oldu. Bize neyi soruyor? Dördüncü kat doğu cephesi soruyor. Orayı boyayarak göstermeye çalışalım. Dördüncü katta doğu cephesi işte şurası. 18 dereceymiş oranın sıcaklığı. Ve bir de 8. kat güney cephesini soruyor. 8. kat ve güney olacak. İşte burası. Onu da fosforlu kalemle boyayarak göstereyim. İşte 21 derecenin olduğu yer. Evet, dördüncü kat doğu. 18 derece olacak. 18 derece şu iki şıkta var. Ve bir de 21 derece olacak. 8. kat güney. O da B şıkkında var. Evet. Üçüncü soruya geçelim. Yukarıda verilen işlem ve sonuç tablosunun doğru eşleşmiş hali aşağıdakilerden hangisidir? Burada işlemleri biz yapalım. Sonra da eşleştirelim. Birinci işlem artı 3 ile eksi 2'yi topluyoruz. Bunlar zıt işaretli olduğu için 3'ten 2'yi çıkarıyoruz. 1 büyük olan işaretini yazıyoruz. Yani sonra bir çıkarma işlemi var. Bu çıkarma işlemini toplamaya çevirerek yapıyoruz. Yani şu aşağıda gösteriyorum onu. Eksi 3 sayısından eksi 1'i çıkarıyoruz. Bu aradaki eksiyi toplamaya çeviriyorum. Yani eksi 3 artı ikinci sayının çıkarılan sayının da işaretini değiştiriyoruz. Eksi 1 de artı 1 olur. Dolayısıyla eksi 3 ile artı 1'i topladığımızda bunlar zıt işaretli. Büyüğünden küçüğü çıkarılır ve büyüğünün işareti yazılır. Yani bunun sonucu eksi 2 olur. Sonra yine bir çıkarma işlemi var. Diyor ki eksi 3 sayısından artı 3 sayısını çıkar. Biz hemen şu aradaki eksiyi toplamaya çevirip
Burada çıkarılan ifadenin de işaretini değiştirmemiz gerekiyor. Yani eksi 3 artı 3 idi. Eksi 3 yaptım orayı. Aynı işaret iki sayıyı topladığımız için eksi 6 olur sonuç. Ve eksi 4 ile artı 4'ü toplayacağız. Bunlar zıt işaretli oldukları için birbirini yok ederler. Buradan 0 gelir. Şimdi eşleştirme yapalım. 0 A ile eşleşecek. Sonra eksi 6 var burada. O D ile eşleşecek. Eksi 2 hemen karşısındaki ile eşleşecek. Bir de C ile eşleşecek. Bunları şıklarda takip edelim. Birin C ile eşleşmesi lazım. Uyumlu. 2 B ile eşleşecek. Uyumlu. 3 D ile eşleşecek. O da uyumlu. 4 A ile eşleşecek. O da uyumlu. Demek ki cevabımız A şıkkı. Dördüncü sorum. Aşağıdaki tabloda bir firmanın bir haftalık gelir gider tablosu verilmiştir. Pazar günü çalışmaya başlayan bu firmanın bir haftalık kar zarar durumu nedir? Şimdi pazartesine baktığımızda 30.000 TL gelir, 25.000 TL gider var. Bunun arasındaki fark bizim kar veya zararımızı gösterir. Yani gelirden gideri çıkarmamız gerekiyor. 30.000'den 25.000'i çıkardığımızda burada 5.000 TL'lik bir kar olduğunu görüyoruz. 32.000 TL'den 26.000 TL'yi çıkardığımızda burada 6.000 TL'lik bir kar olur. 25.000 TL'den 39.000 TL'yi çıkarmamız gerekiyor. Yani aslında yapılması gereken işlem o sıfırlara şimdilik dikkate almadan 25'ten 39'u çıkarmamız gerekiyor. Artı 25, eksi 39. Bunların toplamı eksi 14 olur. Neden? Büyük olan sayıdan küçük olan sayı. Yani 39'dan 25'i çıkarıyorum. 14. Büyük işaretini yazıyorum. Demek ki burada 14.000 TL'lik bir zarar yapılmış. Sonra 26.000'den 27.000'i çıkarmamız gerekiyor. Yine 26 eksi 27 şeklinde düşünüyoruz. Bu da eksi 1 olur. Yani eksi 1.000 buradan da zarar edilmiş. Sonra 32.000'den 25.000'i çıkaracağım. Hemen 32'den 25'i çıkarıyorum. 7 bir de 1000'i var. 7.000. Ve 15.000'den 18.000'i çıkarmamız gerekiyor. 15'ten 18'i çıkarıyorum. O da eksi 3 olur. Demek ki eksi 3.000 burada zarar elde edilmiş. Karlara bakıyorum. 5.000, 6.000 ve 7.000. Önce bunları topluyorum. 5, 6 daha 11, 7 daha 18.000. Bunlar kar olanlar. Zararlara geldiğimizde onları da fosforluyla boyayacağım yine. Şöyle mavi olsun. Eksi 14, eksi 1 ve eksi 3. Bunları aynı işaretli olduğu için direkt topluyorum. Eksi 14, eksi 1 daha, eksi 15, eksi 13 daha, eksi 10. Beşinci soru. Ali ile Eda düz bir zeminde başlangıç noktasında yan yana durmaktadır. Ali 6 birim sağa, 9 birim sola hareket ediyor. Eda 4 birim sola, 8 birim sağa hareket ediyor. Son durumda Ali ile Eda arasındaki mesafe kaç birimdir? Bu sağa doğru gidişleri artıyla, sola doğru gidişleri de eksiyle gösterelim. Ali'nin yaptığı hareket şu. 6 birim sağa gitmiş, yani artı 6. Sonra 9 birim sola gitmiş. Sola gittiği için eksi 9 diyoruz ve bu ikisini topladığımızda eksi 3 olur. Yani Ali aslında sıfırdan eksi 3'e gelmiş oluyor. Eda'ya baktığımızda 4 birim sol diyor. O zaman eksi 4 diyeceğim sol olduğu için. Sonra 8 birim sağ diyor. Yani artı 8. Bu ikisini topladığımızda artı 4 yapar. Demek ki Eda sıfırdan artı 4'e gelmiş oluyor. Son durumda Ali burada, Eda ise artı 4'te oluyor. Arada kaç birim mesafe var? Çıkarma yapmamız gerekiyor. Yani artı 4 sayısından eksi 3 sayısını çıkaracağım. Çıkarmayı toplamaya çeviriyoruz. Yani artı 4 buradaki eksiyi artı hale getirip hemen eksi 3'ün işaretini değiştireceğim. Artı 3. Bu durumda aynı işaretli iki sayı toplamış olduk. Yani 7 olur. Cevabımız D şıkkı. Tam sayılar konusuyla ilgili ikinci testin çözümlerini yapacağım. Birinci sorumuz Nisa ve Beyza içerisinde eksi 25'ten artı 25'e kadar sayıların yazılı olduğu 51 mıknatıslı kartı bir kutuya koyuyorlar. Bu kartlar içerisinden rastgele bir tanesini çekip
tahtada bulunan sayı doğrusu üzerinde aynı sayının bulunduğu noktaya yapıştırıyorlar. Nisa eksi 15'in hemen solundaki sayıyı çekmiş ve yapıştırmış. Beyza ise 20'nin hemen sağındaki sayıyı çekip yapıştırmıştır. Buna göre Nisa ve Beyza'nın kartları arası kaç birimdir? Nisa eksi 15'in hemen solundaki sayıyı çekmiş. Bu sayı kimdir? Sayı doğrusu çizerek göstermeye çalışalım. Eksi 15 sayısının hemen solundaki sayı eksi 16 sayısıdır. Demek ki Nisa eksi 16 sayısını çekmiş. Beyza'ya baktığımızda 20'nin hemen sağındaki sayıyı çekmiş. Sayı doğrusunu çizdiğimizde 20 buradaysa onun hemen sağındaki sayı 21 olur. Bu da Beyza'nın çektiği sayı oluyor. İkisinin arasındaki mesafenin kaç birim olduğunu soruyor. Burada 21 sayısından eksi 16 sayısını çıkarmamız gerekiyor. 21 eksi eksi 16. Biri çıkarmanın eksisi, bir de 16'nın eksisi var. Yani 2 eksi yan yana geldi. O zaman 21 eksi ile eksinin çarpımı artı olduğu için 21 artı 16, o da 37 olur. Cevabımız A şıkkı. İkinci soru. 10 topun üzerine 0'dan 9'a kadar birer defa olacak şekilde sayılar yazılıyor. Daha sonra tek sayı yazılı topların üzerindeki sayıların önüne eksi işareti koyuyor. 10 topu bir torbaya koyarak arkadaşları arasında bir çekiliş yapıyor. Çekiliş oyununun kuralları. Torbaya geri atmadan 2 tane top çekilir. Topların üzerinde yazan sayıların toplamı pozitif ise sayıların toplamı puan olarak alınır. Topların üzerine yazan sayıların toplamı negatif ise iki sayının toplamının yarısı ceza puanı olarak alınır. Toplar oyun sonunda tekrar torbaya atılır. Bu oyunu oynayan Melda ve Ebru'dan önce Melda toplardan top çekmiş ve alınabilecek en büyük puanı almıştır. Ebru ise alınabilecek en küçük puanı almıştır. Buna göre Melda Ebru'dan kaç puan fazla almıştır? Önce oyuna Melda başlamış. Melda alabileceği en büyük puanı almış. O zaman pozitif çekmesi gerekir. Pozitif en büyük sayıları düşünelim. Burada 8 sayısı ve 6 sayısı var. Pozitif ve en büyük sayılar bunlar. Dolayısıyla 8'i ve 6'yı çektiğimizde bu ikisinin toplamı kadar puan alacak. Bu kim? Melda. Daha sonra Ebru geliyor. Ebru da alabileceği en küçük puanı alması gerekiyor. O zaman negatif sayıları seçelim. O da eksi 7 ve eksi 9'u seçsin. Eksi 7 ile eksi 9'u topladığımızda eksi 16 yapar. Bunun yarısı kadar ceza puanı alıyor. Yani eksi 16'nın yarısı, eksi 16 bölü 2'den eksi 8 puan alıyor. Ceza puanı kim bu? Ebru. Bize Melda Ebru'dan kaç puan fazla aldığını soruyor. O zaman Melda'nın puanından Ebru'nun puanını çıkarmamız gerekiyor. Yalnız dikkat edelim. Bir çıkarmanın eksisi var. Bir de 8'in eksisi var. Yani 2 eksi yan yana. Bu durumda 14. Eksi ile eksinin çarpımı artı olduğu için 14 artı 8'den 22 puanlık bir fark var. Cevabımız D şıkkı. Üçüncü soru. Özel tasarlanmış bir kantar aşağıdaki gibi çalışmaktadır. Kantarın zemini iki bölümden oluşmaktadır. Mavi bölüm. Üzerine konulan nesne veya kişinin kütlesini negatif değer olarak gösterir. Örneğin 50 kilogram kütledeki bir kişi ekranda eksi 50 görünür. Sarı bölüm üzerinde bulunan nesne veya kişinin kütlesini pozitif olarak gösterir. Sarı veya mavi bölgelerin her ikisinde ürün koyulursa her iki değerin toplamını ekrana sonuç olarak gösterir. Cenk ve Esra bu tartıda tartılmışlar ve sonuç görseldeki gibi olmuştur. Cenk sarı bölüme, Esra mavi bölüme geçer ve tekrar tartılırlarsa sonuç kaç olarak görünür? Görseli incelediğimizde mavi bölüm üzerinde Cenk'i görüyoruz ve eksi 72 göstermiş. Burada mavi bölüm negatif olarak gösteriyordu. Cenk'in kütlesi aslında 72 kilogram. Diğer teraziye baktığımızda orada da Esra var. Esra da artı 64'ü gösteriyor terazisi. Sarı bölge zaten pozitif gösteriyordu. Bu 64 kilogram Esra'nın kütlesi oluyor. Sonra bunlar yer değiştiriyorlar. Esra maviye geçiyor. O zaman terazi 64 olarak Esra'yı algılar.
Cenk'e geldiğimizde 72 idi onun kilosu. Bu sağ tarafta olduğu için, yani sarı tarafta olduğu için onu artı 72 olarak gösterir. İkisi beraber kantara çıktıkları için artı 72 ile eksi 64'ün toplamı şeklinde kantar bunu gösterecek. Artı 72 ile eksi 64'ü topladığımızda artı 8 yapar. Cevabımız D şıkkı. Dördüncü soru. Bir banka müşterilerine aşağıdaki gibi bir puanlama sistemi uygulamakta ve bu puana göre şubede öncelik tanımaktadır. Tüm müşteriler hesap açınca 100 puan alır. Hesaplarda bulunan paranın her 10.000 TL'si için artı 1 puan alır. Kredi kartı kullanmış ise aylık her 1000 TL için artı 1 puan alır. Kredi kartının borcunu zamanında ödemezse harcama puanı alamaz ve her geç ödeyen ay için miktarı ne olursa olsun eksi 3 puan alır. Aynı bankanın müşterisi olan Sibel Hanım'ın bankada 40.000 TL'si vardır ve kredi kartından aylık 3.000 TL harcama yapmıştır. Fatma Hanım'ın bankada 10.000 TL parası vardır. Kredi kartından 2.000 TL kullanmış ve kart borcunu ödeyememiştir. Buna göre birinci ay sonunda Sibel Hanım'ın Fatma Hanım'a göre banka tarafından belirlenen puanı kaç puan fazladır? Soruda iki tane kişi var, banka müşterisi var. Bunlardan birisi Sibel Hanım, diğeri ise Fatma Hanım. Bu ikisi de bankanın müşterisi. Burada hesap açtıkları için bir kere ikisine de 100 puanı veriyoruz. 100 puanı verdik. Sibel Hanım'ı takip edelim şimdi. Sibel Hanım'ın bankada 40.000 TL parası var. Her 10.000 TL'ye 1 puan veriliyordu. O zaman 40.000'in içinde kaç tane 10.000 var? 40.000'i 10.000'e böldüğümüz zaman 4 çıkar. Yani buradan da bir 4 puan daha gelecek Sibel Hanım'a. Ayrıca kredi kartı kullanmış 3.000 TL. Burada da 1.000 TL için 1 puan verildiği için bunu 1.000'e bölüyoruz. 3 puan da buradan gelir. Yani Sibel Hanım'ın banka tarafından belirlenen puanı 107 olarak hesaplanmış olur. Şimdi Fatma Hanım'a gelelim. Fatma Hanım'ın bankada bir kere 10.000 TL parası var. 10.000 TL'si olduğu için her 10.000 TL'ye 1 puan verildiğinden dolayı bunu 10.000'e bölüyoruz. Dolayısıyla 1 puan oradan geldi. 2.000 TL kredi kartı kullanmış fakat borcunu ödeyememiştir. O zaman harcama puanı alamayacak. Borcunu ödemediği için 3 puan ceza alacak. Yani eksi 3 puan alacak. O yüzden bir de eksi 3'ü buraya yazmış oluyoruz. 101'den 3 çıkardığımızda 98 oldu. Sibel Hanım 107, Fatma Hanım 98. Aradaki fark 9 puan olur. Cevabımız C şıkkı. Tam sayılarla ilgili 3. testin çözümlerine başlıyorum. 1. sorumuz. Düz bir yol üzerinde yan yana duran iki kurbağadan kırmızı olanı sağa doğru 3 birim zıplayarak, yeşil kurbağa ise sola doğru 2 birim zıplayarak ilerliyor. İki kurbağa da 20'şer kez zıpladıktan sonra durduğuna göre son durumda aralarındaki mesafe kaç birim olur? Hesaplar kolay olsun diye ikisinin de sıfır noktasından başladığını düşünelim. Sağa doğru 3 birim zıplıyormuş kırmızı kurbağa. Bir zıplayışta 20 kez zıpladığı için 3 kere 20'den 60 birim sağa doğru gider. Bu durumda 60 sayısının üzerine gelmiş olur kırmızı kurbağa. Yeşil kurbağa baktığımızda o bir zıplayışta 2 zıplıyor. Dolayısıyla 2 ile 20'yi çarptığımızda 20 zıplayışta 40 birim gittiğini görürüz. Fakat sola doğru gittiği için bu eksi 40'ın olduğu yere gelir. Ve şimdi aralarındaki mesafeyi bulmamız gerekiyor. Bunun için 60'tan eksi 40'ı çıkarmamız gerekiyor. 40. Burada 60 eksi ile eksiyi çarptığımızda artı 40 olur. Yani 100. Cevabımız D şıkkı. İkinci soru. 10 sorudan oluşan bir bilgi yarışmasında doğru cevaplar ve yanlış cevaplar için aşağıdaki gibi puanlama yapılmaktadır. Her iki yarışmacı da soruyu doğru cevaplarsa her biri 10 puan alır. Yarışmacılardan biri doğru, diğeri yanlış cevap verirse doğru cevaplayan 20 puan alır. Ek olarak yanlış cevaplayan yarışmacıdan 5 puan daha alır. Yani 25 puan almış oluyor bu durumda. Yanlış cevaplayan yarışmacının puanı azalır. Yani 5 puan azalmış olacak. Yarışmacılardan biri doğru cevaplar, diğeri cevap vermezse doğru cevaplayan yarışmacı sadece 20 puan alır. Yarışmacılardan biri yanlış cevaplar, diğeri cevap vermezse
Yanlış cevaplayan yarışmacıdan 5 puan silinir. Yarışmacıların ikisi de yanlış cevaplarsa her ikisinden de 5 puan silinir. Cevap vermeyen yarışmacıdan puan silinmez. 10 soruluk bir bilgi yarışmasına katılan Kenan ve Zerrin'in doğru, yanlış ve cevap vermediği sorular tabloda verilmiştir. Buna göre her iki yarışmacının toplam puanı kaçtır? Burada puanlarla ilgili ayrıntılı bilgiler bize verilmiş. Toplam 10 tane soru var. Birinci soruya baktığımızda Kenan ve Zerrin'in ikisinin de doğru yaptığını görüyoruz. Buraya Kenan ve Zerrin'in baş harflerini yazdım. İkisi de doğru yaptığı için buradaki madde 1 gereği her ikisi de 10'ar puan alması gerekiyor. Dolayısıyla 10'ar puanlarını hemen verdik. Sonra ikinci soruya geldiğimizde Kenan doğru yapmış, Zerrin ise yanlış yapmış. Bu durumda Kenan 20 puan alacak doğru yaptığı için ama rakibi yanlış yaptığı için 5 puan da oradan alacağı için 25 puan ilave etmesi lazım. 10 idi, 25 ilave ettiğimizde 35'e çıktı. Zerrin yanlış yaptığı için o Kenan'dan da 5 puan silmemiz gerekiyor. O da 30'a düştü. Üçüncüye baktığımızda, dördüncü soruya geldim. Dördüncü soruda ikisi de yanlış yapmış. Dolayısıyla ikisinden de 5'er puan silmemiz gerekiyor. Yani ikisi de 25'e düşer. Beşinci soruda Kenan boş bırakmış. O zaman Kenan'ın puanında bir değişik olmayacak. Zerrin doğru yapmış. Bu durumda Zerrin'e 20 puan ilave etmemiz gerekiyor. 45'e çıkar. Kenan'da ise bir değişiklik yok. 25'te kaldı. Altıncı soruda Kenan yanlış yapmış. Zerrin ise boş bırakmış. Yanlış yaptığı için kendisinden 5 puan siliyoruz. 20'ye düştü. Zerrin boş bıraktığı için bir puan değişikliği yok. 45'te kalır. 7. soruyu her ikisi de doğru yaptığı için 10'ar puan alacakları için 30 ve 55 şeklinde olur puanları. 8. soruda Kenan doğru, Zerrin yanlış yapmış. Kenan doğru yaptığı için 20 puan alacak ama rakibi yanlış yaptığı için 25 alacak. Yani 55 puana çıkmış olur. Puan alması gerekiyor. Yani 75'e çıkar. Rakibi boş bıraktığı için rakibinden puan almayacak ve rakibinin puanında da bir kesilme olmayacak. Ve son soru Kenan yanlış yapmış ama rakibi doğru yapmış. Yani Zerrin doğru yaptığı için 20 puan alacak. Rakibi yanlış yaptığından dolayı 25 puan alacak. Yani 75'e çıkar. Rakibinden de 5 puan kesiyoruz. Bu da 70'e düşer. Dolayısıyla son durumda 70 ve 75 oldu puanları. İşte bu iki puanı toplamamızı istiyor. Topladığımızda 145 olur. Cevabımız B şıkkı. Üçüncü soru. Bir manavın aldığı ürün fiyatları ve fiyatları tabloda verilmiştir. Ürün miktarları ve fiyatları. Manavın aldığı ürünlerin satılan miktarları aşağıdaki tabloda verilmiş. Kalan miktarı çürümüş ve gün sonunda elinde ürün kalmamıştır. Buna göre manavın gün sonu kar zarar durumunun matematik cümlesi aşağıdakilerden hangisidir? Elmaya baktığımızda 120 kilogram elma alınmış ve 3 TL'den alınmış 1 kilosu. Birim fiyatı 3 TL. Bunları çarptığımız zaman 120 çarpı 3'ten 360 TL alınmış. Peki ne kadara satılmış? 100 kilo satılmış, 4 TL'den satılmış. Yani 400 TL'lik bir kazanç elde edilmiş. Kârı ne kadardır elmadan? 400'den bizim 360'ı çıkarmamız gerekiyor. Çıkardığımızda 40 TL'lik bir kâr olur. Şimdi armuta bakalım. Armutu 80 kilo almış, 5 TL'den almış. Dolayısıyla 400 TL armudun alış fiyatı. 50 kilo satmış, 5 TL'den satmış. O zaman 250 TL'ye satmış. Bizim buradan 250'den 400'ü çıkarmamız gerekiyor. O da eksi 150 TL yapar. Portakala geldim. 150 çarpı 2'den 300 TL'ye portakal alınmış. 110 kilo satılmış ve kilosu 3 TL'den. O zaman 330 TL'ye satılmış olur. Buradan karımızı bulacağım. 330'a sattım. 300'e aldım. Aradaki 30 TL'lik fark karımız oluyor. Muza geldim. 20 çarpı 6'dan 120 TL'ye alınmış. 12 çarpı 7'den de 84 TL'ye satılmış. Burada satış fiyatından alış fiyatını çıkardığımızda 84'ten 120 çıkardığımızda eksi 36 olur. Yani buradan 36 TL'lik bir zarar söz konusu. Toplam 40 ile 30'u topladığımızda 70 TL'lik bir kar yapılmış. Onu biz artı 70 olarak gösterdik. Eksi 150 ve eksi 36 olmak üzere bu ikisini topladığımızda eksi 186 TL'lik bir
zarar oldu. Kar ve zararını topladığımızda 186'dan bizim 70'i çıkarmamız gerekiyor. 611. Tabii büyük olanın işaretini vereceğim. Yani mutlak değerce büyük olan eksi 186 olduğu için 116 ve önünde eksi var. Yani sonuç itibariyle 116 TL'lik bir zarar söz konusu. Cevabımız C şıkkı. Dördüncü soru. Ali ve Burak eşit aralıklarla bölünmüş yan yana iki kulvardan oluşan bir pistte koşmaktadır. Her bir bölüm bir birim aralıklarla oluşturulmuş ve her bölümün sonunda bir puan belirlenmiştir. Ali dakikada 2 birim, Burak dakikada 3 birim koşmaktadır. Oyunun kuralları gereği iki koşucu da kaç dakika koşacağını bilmemektedir. Koşuya başlamadan önce kura ile belirli bir dakikada oyun sona ermekte ve o anda bulundukları noktanın değeri kadar puan almaktadır. Süre olarak 3 dakikanın belirlendiği bir yarışın sonucu ne olur? 3 dakikalık bir yarışma var. Ali dakikada 2 birim gidiyor. 2 birim gidiyor dakikada. O zaman 3 dakikada 2 kere 3'ten Ali 6 birim gider. Ali eksi 2'den başlamış. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ali eksi 4'ün üzerine gelir. Dolayısıyla eksi 4 puan alır Ali. Burak da dakikada 3 birim gidiyor ve 3 dakika gideceği için 3 kere 3'ten 9 birim yol gitmiş olur. Sayalım, artı 2'nin üzerinde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eksi 7'ye gelir, eksi 7 puan alır. Burada puanı büyük olan eksi 4, küçük olan eksi 7 çıkarmamız gerekiyor. Eksi 4'e dokunmadım. Eksi çarpı eksi artı yaptığı için artı 7. Bunları da topladığımızda 3 puan fark olduğunu anlıyoruz. Peki kim kazandı? Büyük olan Ali olduğu için Ali oyunu kazanmış oldu ve 3 puan farkla kazanmış oldu. C şıkkında Ali 3 puan farkla kazanır dediği için bu doğru cevabımız oluyor. Tam sayılarla ilgili 4. testin çözümlerine başlıyorum. 1. sorumuz, yukarıda verilen sayı ve harfler karşılaştırıldığında 1, 3, 4, 2, 5 hangi harf grubu ile eşleşir? Burada bize 5 tane üstü sayı vermiş. Hemen bunların sonuçlarını bulalım. 3'ün karesi 3 kere 3'ten 9 yapar. 2 üzeri 4, 4 tane 2'yi çarpıyorum, 16. 5'in karesi 5 kere 5, 25 yapar. 2 üzeri 6, 6 tane 2'yi çarpmamız gerekiyor. O da 64 olur. 9 üzeri 0 da 1 yapar. Burada 9 sayısının i'ye karşılık geldiğini görüyoruz. 16 sayısı R'ye karşılık gelir. 25 sayısı T'ye karşılık geliyor. 64 sayısı A'ya karşılık geliyor. Ve son olarak 1 sayısı da K'ye karşılık geliyor. Şurada sırasına dikkat ederek yazıyorum. Önce 1 diyor. Yani önce i'yi yazıyoruz. Sonra 3'ü yazmamız gerekiyor. Yani T. Sonra 4'ü yazacağız. Bu da A olur. 2'yi yazmamız gerekiyor. R. Ve son olarak 5'i yazacağız. Yani K. İtark şeklinde bir kelime oldu ki cevabımız B şıkkı olur. İkinci soru. Yukarıda 3 farklı kutuda üzerinde sayıların yazılı olduğu 3 farklı top vardır. Birinci adım, A kutusundan bir top seç, karesini al. İkinci adım, B kutusundan bir top seç, küpünü al. Üçüncü adım, C kutusundan bir top seç, birinci kuvvetini al. Dördüncü adım, ilk 3 adımda elde edilen sayıları topla. Buna göre adımları sırayla takip eden bir kişi hangi seçenekteki sayıyı bulamaz. Birinci adımdan A kutusundan seçecek olmuş olduğu bir sayının karesini alması gerekiyor. Öncelikle A kutusundan neler elde edebiliriz onu inceleyelim. Eksi 3 sayısının karesini alalım. Eksi 3 seçtiğimizde negatif sayının çift kuvvet olduğu için sonuç artı çıkar. Yani artı 9. Eksi 2 sayısının karesi 4. Eksi 1 sayısının karesi de 1 olur. Yani A kutusundan seçtiği sayılarla 9, 4 ve 1 sonuçlarını bulabilir. B kutusuna gelelim. Eksi 2 sayısının burada küpünü alması gerekiyor. Negatif sayının tek kuvveti olduğu için sonuç negatif çıkacak. 2 üzeri eksi 2'nin küpü eksi 8 yapar. Sonra 4'ün küpünü almamız gerekiyor. Bu da 64 olur. Ve son olarak eksi 3'ün küpünü alıyoruz. Bu da eksi 27 yapar. Yani B kutusundan eksi 8 artı 64 ve eksi 27 sonuçlarını bulabilir. C kutusunda seçtiği sayının ise birinci kuvvetini alıyor. Bir sayının birinci kuvvetini aldığımızda herhangi bir değişiklik olmaz. Yani eksi 7, eksi 2 ve eksi 1 sonuçlarını bulabilir.
Sonuçları toplamamız gerekiyor. A kutusundan şimdi bir sayı seçiyorum. A kutusundan 9 sayısı, B kutusundan eksi 8 sayısı ve C kutusundan eksi 1 sayısı seçildiğinde bunların toplamı 9, eksi 8, eksi 1 yani 0 olur. A şıkkını elde edebiliyoruz. Eksi 11 acaba elde edebilir miyiz? Seçimlerimizi şu şekilde yapalım. A kutusundan 4 sayısını, B kutusundan eksi 8 ve C kutusundan da eksi 7. Daha doğrusu bunlar sonuç oluyor. Bu sonuçları seçtiğimizde eksi 11 sayısını elde edebiliriz. Yani 4, eksi 8, eksi 7 bunun sonucu eksi 11 olur. Yani B şıkkını da bulmuş olduk. Seçimimizi şu şekilde yaparsak 4 sayısını seçelim. Daha sonra 64 sayısını seçelim ve bir de eksi 7 sayısını seçelim. Bu şekilde seçim yapıldığında 4 artı 64 eksi 7 bunların toplamı 61 olur. Dolayısıyla D şıkkını da elde etmiş oluyoruz. Bu durumda cevabımız C şıkkı olur. Üçüncü soru. S1 eksi 1, S2 eksi 1 artı 2, S3 eksi 1 artı 2 eksi 3 şeklinde bir ifade tanımlanıyor. Bu ifadenin genel formülü de burada bize verilmiş. Bu bilgilere göre S220 artı S2020 artı S2021 kaçtır diyor. Burada ifade incelendiğinde mesela S4'e odaklanalım. S4 ne demek? 1'den 4'e kadar olan sayıları topluyor. Fakat tek olanları negatif, çift olanları ise pozitif olarak kabul ederek topluyor. Bu bilgilere göre S2020'yi bulmamız gerekiyor. S2020 demek 1'den 2020'ye kadar olan sayıları toplamamız lazım. Ama negatif olanların işareti çift tek olanların işareti negatif, çift olanların pozitif olması gerekiyor. Buraya birkaç tane yazalım. Eksi 1'den başlayacağım. Sonra artı 2, eksi 3, artı 4. Birazcık daha ilerleyeceğim. Eksi 5, artı 6, eksi 7, artı 8. Bu şekilde eksi ilerliyoruz. 2020'ye kadar gideceğim ama 2020'den biraz önce de birkaç tane yazalım. Eksi 2017 tek olduğu için negatif aldık işaretini. Artı 2018 eksi 2019 artı 2020. Evet şu an 1'den 2020'ye kadar olan sayıları yazmış oldum. Bunları dörtlü paketler halinde düşüneceğim. Yani şu paketin sonucunu bulacağım. Sonra diğer paketin sonucunu bulacağım. Ve en sondaki şu dörtlü paketin sonucunu bulacağım. Üst tarafta gösteriyorum. Eksi 1 artı 2 eksi 3 artı 4. Bunun sonucu 4 ile 2'nin toplamı 6. Eksi 3 ile eksi 1'in toplamı eksi 4. Yani bunun sonucu 2 yapar. Diğer pakete baktığımızda mesela eksi 5 artı 6 eksi 7 artı 8. Burada da 6 ile 8'i topladım. Bir de 7 ile eksi 7 ile eksi 5'i topladım. Yani sonuç 2 çıktı. Bu şekilde ilerlediğimizde bütün paketlerin sonucunun 2 olduğunu görmüş oluruz. O zaman soru şu. 2020'nin içinde acaba kaç tane dörtlü paket var? 2020'yi bizim 4'e bölmemiz gerekiyor. 5 kere var. 5 kere 4 20. Çıkardım 0 0. 2'yi aşağı indirdim. 2'nin içinde yok. O yüzden 0 koydum. 20'nin içinde 5 kere var. 5 kere 4 20 0 0. Evet tam 505 tane var. O zaman bu işlemin sonucu 505 sayısı çarpı 2'den 1010 olur. S2020'nin sonucu 1010 çıktı. Şimdi S2021'i bulmamız gerekiyor. Tabi 1'den 2021'e kadar ilerleyeceğim. Zaten 2020'yi biz biraz önce bulmuştuk. Dolayısıyla şunu yapmamız yeterli. 2020'ye kadar olan sayıları dörtlü paketler halinde sonucunu bulmuştuk. Bunun üzerine sadece 2021 koymamız gerekiyor ama 2021 tek bir sayı. O zaman eksi 2021 gelir buradan. Şuranın sonucunu biraz önce bulmuştuk. Bu sayı 1010'a eşitti. 1010 eksi 2021 oldu. Bu toplama işleminin sonucunu şu üst tarafta göstereyim. 2021 sayısından 1010 sayısını çıkarmamız gerekiyor. 1, 1, 0, 1. İşareti de eksi olması lazım. Çünkü mutlak değerce büyük olanın işareti mutlak değerce büyük olan işaretini alır. Yani eksi 1011 oldu. Bu da S 2021 sayısı oldu. İkisini toplamamız gerekiyor. Öyle diyor. S2020 ile S2021'i topla. Yani diyor ki bize 1010 sayısı ile
eksi 1011 sayısının sonuçlarını topla. Bunlar zıt işaretli olduğu için mutlak değerce büyük olandan küçük olanı çıkarıyorum. 1 yapar ve büyük olanın işaretini yazıyorum. Cevabımız eksi 1 oldu. Dördüncü soru. Yukarıda verilen kare işlemine göre kare 7 eksi kare 5 işleminin sonucu kaçtır? İşlemlere baktığımızda mesela karenin içine 2 yazıldığında 2'den 2'nin kuvvetlerini topluyor. 2'nin ikinci kuvvetinden başlıyor, sıfırıncı kuvvetine kadar ilerliyor. Mesela kare içine 3 yazıldığında 3'ün ikinci kuvvetinden 3'ün sıfırıncı kuvvetine kadar ilerliyor. O zaman kare 7 demek şu demek. 7'nin ikinci kuvvetinden başlayıp 7'nin sıfırıncı kuvvetine kadar olan sayıları toplamamız gerekiyor. Burada 7'nin karesi 49 artı 7 artı 1'den 56, 57 olur. Kare 5'i bulalım şimdi. 5 sayısı 5'in karesi artı 5'in birinci kuvveti artı 5'in sıfırıncı kuvveti olur. 5'in karesi 25 yapar. 5'in birinci kuvveti 5. 5'in sıfırıncı kuvveti de 1 olduğu için bunların toplamı 31 olur. Çıkarmamız gerekiyor. 57'den 31'i çıkarıyorum. 6, 26. Cevabımız C şıkkı. Beşinci soru. Yukarıda çarpma tablosuna göre aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Buradaki çarpma tablosunu dikkate alarak A, B, C sayılarını hemen bulabiliriz. A sayısı 5 ile eksi 4'ün çarpımıdır. Yani A sayısı eksi 20 olur. B sayısı eksi 3 ile eksi 2'nin çarpımından eksi 6. C sayısı 3 ile 2'nin çarpımından 6. D sayısı 1 kere 1'den 1 gelir. A şıkkında A ile B'yi toplayınca 14 yapar diyor. A sayısı eksi 20. B sayısı da B sayısı şuraya yanlış yazdık. Artı 6 olacak burası. Artı 6. Bunları topladığımızda eksi 14 yapar. Yani bu doğru. B şıkkında B üzeri D diyor. B sayısını biz 6 olarak bulmuştuk. D'yi de 1 olarak bulduk. Dolayısıyla buradan bir 6 gelir. C şıkkında C ile yani 6 ile B ile D'nin toplamını 6 ile 1'in toplamını çarpmamız gerekiyor. Bu da 6 kere 7'den 42 olur. Yani bu da doğru. D şıkkında B ile D'yi B ile A'yı topla diyor ki A şıkkında bunu yapmıştık zaten. Eksi 14 idi. Sonra D'den C'yi çıkar. Yani 1'den 6'yı çıkarmamız isteniyor. Bu da eksi 14 çarpı eksi 5 olur. Eksi ile eksinin çarpımı artı yaptığı için 5 kere 14 70 olur. Artı 70 çıkması gerekirken buraya eksi 70 yazıldığı için bu yanlış oluyor. Cevabımız D şıkkı. Altıncı soru. Yukarıda verilen 6 karttaki sayılar 2 gruba ayrılıyor. A, B, C kuvvet olarak da D, F'nin toplamı şeklinde yazılmış. Yazılan üstü sayının alacağı değer en fazla kaç olabilir? Burada negatif sayılar var ve bir de pozitif sayılar var. Sonucun en büyük çıkması için kuvveti pozitif yapmamız gerekir. Ne yapabiliriz? Mesela bir deneme yapalım. Öncelikle bütün negatif sayıları tabana yazdığımızda şöyle bir taban ortaya çıkar. Bütün pozitif sayıları da kuvvete yazdığımızda şöyle bir kuvvet ortaya çıkar. Dolayısıyla burada eksi 10 sayısının 9. kuvveti olur. Kuvvet çift olsaydı alabileceği en büyük değer bu olacaktı ama bu en büyük değer değil. Neden? Çünkü eksi 10'un tek kuvveti çok kuvvet tek olduğu için negatif bir sayı çıkar. Demek ki seçimimizi değiştirmemiz gerekiyor. Şu kuvvetin çift olması gerekiyor. Bunun için bir hamle yapmamız lazım. Ne yapabiliriz? Eksi 5 sayısı kalsın. Eksi 2 sayısı da kalsın. Eksi 2'nin yanına artı 2'yi getirelim. Şu eksi 3'ü kuvvete verelim. Eksi 3'ü kuvvete verdiğimizde 3 artı 4 eksi 3 olur. Yani aslında şu değişikliği yapmış oldum. Şuradaki eksi 3 ile şuradaki artı eksi 3 ile yanlış işaretledim. Eksi 3 ile 2'nin yerini değiştirmiş oldum. Böylece kuvveti çift yapmaya çalışıyorum. Şunlar gider. Yani taban eksi 5 oldu. Kuvvet ise şunlar gittiği için 4 oldu. Yani eksi 5'in 4. kuvveti olarak cevap bulmuş oluyoruz. Cevabımız B şıkkı. 7. soru. Aşağıdaki tabloda Uşak ilinin 4 günlük hava sıcaklık değerleri verilmiştir. Buna göre gece ve gündüz arasındaki sıcaklık farkı hangi gün en fazladır? Pazartesi günü eksi 2 ve 7 derece olarak verilmiş. Gündüz eksi 2, gece 7 derece. Salı günü eksi 6 gündüz, gece ise eksi 1 derece. Benzer şekilde diğer günler verilmiş. Burada büyük olandan küçük olanı çıkarıp farkı bulalım.
Bu 7 eksi ile eksinin çarpımı artı olduğu için 7 artı 2 yani 9 olur. Bu pazartesi için. Salıya baktığımızda eksi 1'den eksi 6'yı çıkarmamız gerekiyor. Bu da eksi 1 artı 6'dan 5 derece olur. Bu da salı. Çarşamba günü büyük olan 4, küçük olan da eksi 6 olduğu için çıkarıyorum. 4 artı 6 olur. Yani 10 derecelik bir fark oldu çarşamba günü. Perşembe günü de eksi 1 sayısından eksi 4 sayısını çıkarmamız gerekiyor. Bu da eksi 1 artı 4'ten artı 3 olur. Bu da perşembe günü. Bize en fazla olanı sorduğu için en fazla olan 10 dereceyle çarşamba olur. Cevabımız C şıkkı. Tam sayıların 5. testinin çözümlerini yapacağım. 1. sorumuz. Matematik öğretmeni Ferman sınıfa 2 kutu ve yeterli sayıda kart ile gelmiştir. Kutuları A ve B olarak isimlendirmiş ve A kutusuna attığı kartlara pozitif rakamları yazmıştır. B kutusuna attığı kartlara da negatif bir basamaklı sayıları yazmıştır. İki kutuda da eşit sayıda kart vardır. Daha sonra öğrencisi Tanju'dan kutuların birinden 1 adet, diğerinden 2 adet, toplam 3 adet kart seçmesini istemiştir. Tanju'nun çektiği kartlar üzerine yazan sayıların çarpımı aşağıdakilerden hangisi olamaz? A kutusunda pozitif rakamlar var. Rakam dediğimizde 0'dan 9'a kadar olan sayılar aklımıza gelmeli ama burada pozitif diyor. Dolayısıyla 0'ı almayacağız. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. İşte A kutusunda bu 9 sayı var. B kutusunda negatif ve 1 basamaklı sayılar var. Onlar da eksi 1'den başlar. Eksi 2, eksi 3, eksi 4, eksi 5, eksi 6, eksi 7, eksi 8 ve eksi 9 olur. Tanju 1 adet bir kutudan, 2 adet diğer kutudan olmak üzere toplam 3 adet sayı çekmiş ve bunların çarpımı hangisi olamaz diyor. 40 sayısı olabilir mi? Evet olabilir. Öncelikle 8 çarpı 5 40 yapar. Bir de yanına 1 çarpanı koyalım. Tabii ki hepsi pozitif olamayacağı için bunlardan eksi 8 ve eksi 5 şeklinde düşünelim şunları. Bu ikisinin çarpımı 40 yapar. Onu 1 ile çarptığımızda 40'ı elde etmiş oluyoruz. Yani eksi 8 ve eksi 5'i negatif B kutusundan çekmiş oluyoruz. Bir taneyi de A kutusundan pozitif olarak çekiyoruz. Eksi 54 sayısı bir kere 9 kere 6 54 yapar. Bir de yanına 1 çarpanını koyalım. İşaret pozitif kutudan 2 tane seçtik ve eksi 54'ü elde ettik. C şıkkında eksi 100 diyor. Eksi 100 sayısını biz 5 çarpı 5 çarpı 4 şeklinde düşünebiliriz. Burada eksi olduğu için bir tanesini eksi seçelim. Negatif kutudan eksi 5'i seçtim. Pozitif kutudan da 5 ve 4'ü seçtim. Dolayısıyla bu olabilir. Eksi 125 sayısı olamaz. Neden olamaz? Çünkü bu eksi 5 çarpı 5 çarpı 5 şeklinde parçalanabilir. Burada negatif kutudan eksi 5'i aldığımızı düşündüğümüzde pozitif kutudan 2 tane 5 almamız gerekiyor. Oysa bir tane 5 var. Veya hepsini negatif şeklinde de düşünebiliriz. Bu durumda negatif kutudan bir tane 5 aldık ama daha fazla 5 alamayız. Yani eksi 5 alamayız. Yani bunu elde etmemiz mümkün değil. Cevabımız D şıkkı. İkinci soru. Yukarıdaki kutularda yazan ilk 3 sayının toplamı eksi 10'dur. Ortadaki 3 sayının toplamı eksi 20 ve son 3 sayının toplamı 10'dur. Buna göre A yerine yazılan sayı kaç olmalıdır? İlk 3 kutunun toplamının eksi 10 olduğunu söylüyor. O ilk 3 kutuyu şöyle yuvarlak içerisine alarak ifade edelim. Şunların toplamı eksi 10. 6 var burada o belli. Yani 6'ya biz bir şey ilave etmişiz. Sonuç eksi 10 çıkmış. İşte o ilave edilen şey eksi 16 olmalı. Buradaki eksi 16 6'nın sağındaki 2 karenin toplamı oluyor. Yani şurası eksi 16 olacak. Burada ortadakilerin toplamının eksi 20 olduğunu söylüyor. Yani eksi 16'ya bir de yeşil ilave ettiğimizde eksi 20 olması lazım. Yani eksi 16 artı yeşil eşittir eksi 20. Bunu sağlayan yeşil değeri eksi 4'tür. Buranın eksi 4 olması lazım. Ve en son 3 kutunun toplamı da artı 10 olarak verilmiş. Yani demek istiyor ki A sayısı eksi 4 artı 12. Bunların hepsini topladığımızda 10 olur. Buradan A artı 8 eşittir 10 oldu. A yerine eşitliğin sağlanması için 2 gelmeli. Cevabımız C şıkkı. Üçüncü soru.
Figen kartların üzerine sırasıyla negatif tam sayılar yazmıştır. Daha sonra kartları eksi 1 kırmızı, eksi 2 sarı, eksi 3 yeşil, eksi 4 kırmızı, eksi 5 sarı, eksi 6 yeşil, eksi 7 kırmızı devam ediyor bu şekilde. Olacak şekilde sırayla boyamıştır. Erdiyse bu kartlardan bir sarı, bir kırmızı kartı almıştır. Kartlar üzerine yazan sayılar toplamının bulunduğu kartın rengi aşağıdakilerden hangisi olur? Sayıları incelediğimizde özellikle yeşil olan sayılara bakıyorum. Bu yeşil olan sayıların üzerindeki sayılar, yeşil olan kartın üzerindeki sayılar eksi 3, eksi 6, eksi 9 şeklinde. Renkli kartlar alınacak. Örneğin eksi 1 ve eksi 2'yi alalım. Ve bunların üzerindeki sayıları da toplayalım. Eksi 1 ile eksi 2'yi topladığımızda eksi 3 olur. Bu da yeşil demek. Benzer şekilde eksi 4 ve eksi 5'i tercih etseydim yine eksi 9 3'ün katı olan bir sayı olacaktı. Yine yeşil çıkacaktı. Seçimizi değiştirelim. Mesela kırmızının eksi 1'ini seçip sarının eksi 5'ini seçtiğimizde bunların toplamı eksi 6 olacak. Yani yine yeşil olacak. Buradan da anlaşılıyor ki birkaç örnek vermiş olduk. Kırmızı ve sarıların toplamı kesinlikle 3'ün katıdır. Yani yeşildir. Cevabımız C şıkkı. Dördüncü soru. Ali, Bilal ve Cenk'in katıldığı bir bilgi yarışması ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. Toplam 20 soru sorulmuştur. Her soruyu sadece bir yarışmacı doğru cevaplamıştır. Her doğru cevabı 6 puandır. Yanlış yapan bir yarışmacıdan 6 puan düşülmüş ve diğer iki yarışmacıya 3'er puan verilmiştir. Her soruda bir yanlış cevap verilmiş, bir kişi de cevap vermemiştir. Aşağıdaki tabloda yarışma ile ilgili bazı sonuçlar verilmiştir. Buna göre Bilal'in aldığı puan kaçtır? Toplam 20 tane soru var ve her soruya bir yarışmacı doğru cevap vermiş. O zaman 20 tane doğru cevap olmalı. Ali 12 doğru cevap söylemiş. Cenk 5, topladığımızda 17 olur. O zaman geriye 3 tane doğru cevap kaldı ki bunlar da Bilal tarafından verilmiş olmalı. Yine yarışmada her soruya bir yanlış cevap verilmiş. 6 tane yanlış Bilal'in, Ali'nin var. 10 tane de Cenk'in var. Toplam 16 yanlış oldu. O zaman geriye 4 yanlış kaldı. Şimdi puanlarını hesap edelim. Ali'nin puanını gerçi hesap etmiş. Fakat biz nasıl hesap ettiğini daha net görmek için burada 78'i hesap edelim. Ali'nin 12 doğrusu var ve 6 puandır her doğrusu. 6 tane yanlışı var ve her yanlıştan da 6 puan gidecek. Dolayısıyla 12 çarpı 6'dan 6 çarpı 6'yı çıkarmamız gerekiyor. Bu da 72 eksi 36'dan 36 olur. Bir de arkadaşlarının yanlış yaptıklarından puan alacak. Ali 6 soruyu yanlış yaptı. Arkadaşları ise toplamda 14 soruyu yanlış yaptı. Yani şunları toplamış oluyorum. O 14 tane soruyu yanlış yaptı ve her sorudan 3 puan Ali'ye gelecek. Dolayısıyla 42 puan da Ali'ye buradan gelir. O zaman 36 ile 42'yi topladığımızda Ali'nin puanını bulmuş oluruz. 78 işte bu şekilde bulunmuş. Şimdi Bilal'e gelelim. Bilal 3 soruyu doğru cevap verdi. Hemen 6 puanla çarpalım. 18'i bulalım. Eksi 4 tane soruya yanlış cevap verdiği için 4 çarpı 6. Şimdi rakiplerinden gelecek puan var. Bilal'in rakipleri 6, 10 olmak üzere tam. Bilal. O zaman 18 eksi 24 artı 48. Şu ikisinin toplamı eksi 6 yapar. Eksi 6 ile de artı 48'i topladığımızda 42. Cevabımız D şıkkı. Beşinci soru. Yukarıdaki hedef tahtasında her bölgenin puanı üzerine yazılmıştır. Bu hedef tahtasına 3 isabetli atış yapan birisi hangi puanı alamaz? A şıkkında eksi 8 diyor. Eksi 8 alabilir mi? Mesela alabilir. Şöyle olabilir. Eksi 4'ü vurur. Eksi 4'ü vurur. İşte eksi 8. Ama 3 atış yapmış değil mi? O zaman diğerinde de 0'ı vursun. Bunları topladığımızda eksi 8 olur. Bu olur. B şıkkında 0 diyor. Burada ne olabilir? Bir sürü seçenek var. Yani 3 defa 0'ı vurmuş olabilir. 0, 0, 0. Bu şekilde olabilir. Ya da eksi 4'ü, artı 4'ü ve 0'ı vurmuş olabilir. Bunların hepsinin toplamı 0'dır. Yani 0'ı çok rahat alabilir. 10 puan alabilir mi? 12'yi vursun, artı 4'ü vursun, bir de eksi 4'ü vursun. Bunları topladığımızda, yok bu şekilde olmuyor, bu değil, değiştiriyorum. 12'yi vursun, artı 4'ü vursun, eksi 6'yı vursun. Evet, böyle oldu.
16 eksi 6'dan 10 puan oldu. Demek ki cevabımız D şıkkı. Tam sayıyla ilgili olarak 6. testin çözümlerine başlıyorum. 1. sorumuz, yukarıda bir işlem algoritması verilmiştir. Bu algoritmayı kullanarak elde edilebilecek sayı ve şekil eşleştirmelerinden hangisi doğrudur? Burada girişten bir sayı veriyoruz ve en altta ise kare, üçgen, yuvarlak ve tekrar yuvarlak, farklı renkte iki yuvarlığa ulaşmış oluyoruz. A şıkkında eksi 3'ü diyor, sisteme girersek kareye ulaşırız. Hemen deneyelim. Eksi 3 sayısını sisteme girdiğimizde 2'ye bölünür mü sorusuyla karşılaşıyoruz. Hayır cevabıyla ilerliyoruz. Karesini al diyor. Yani eksi 3 sayısının karesini alıyorum. 9. Sonra bize diyor ki bu sayı 10'dan büyük mü? Hayır. O yüzden sarı renkli daireye ulaşmamız gerekiyor. Demek ki A şıkkı yanlış. Kareye ulaşmış. Bunları silip şimdi B şıkkını deneyeceğim. B şıkkında 8'i sisteme giriyoruz. Bize hemen soru soruyor. 2'ye bölünür mü? Evet. Evet tarafına ilerledik. Üçüncü kuvvetini al diyor. Yani 8'in üçüncü kuvveti. Sonuç negatif mi? Hayır, negatif değil. O zaman üçgene ulaşmış oluruz. Yani 8'i girdiğimizde bizi sistem üçgene ulaştırıyor. Cevabımız B şıkkı. İkinci soru. Standart bir zarda karşılıklı yüzlerdeki sayıların toplamı 7'dir. Özel olarak hazırlanmış iki zardan birinde tek sayılar eksi 1, eksi 3, eksi 5 olarak düzenlenmiş. Diğerinde çift sayılar eksi 2, eksi 4, eksi 6 olarak düzenlenmiştir. Diğer sayılar normal olarak yazılmıştır. Bu iki zar aynı anda atılır ve üst yüzlerine mutlak değerce aynı sayılar gelirse yan yüzlerinde yazılı olan sayıların toplamı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Zarların üzerindeki sayıları açık bir şekilde yazalım. Birinci zar eksi 1 yazılmış. Negatif sayılar, tek sayılar negatif yazılacak. Eksi 1, 2, eksi 3, 4, eksi 5 ve 6. Birinci zarın üzerindeki bütün sayılar bu şekildedir. İkinci zarda ise çiftler negatif olarak yazılmış. Yani 1, eksi 2, 3, eksi 4, 5 ve eksi 6 şeklindedir. Zarlar attığımızda üst yüzüne gelen sayıların mutlak değerce aynı olması isteniyor. Örneğin eksi 1 ve 1 gelebilir. Çünkü bunların mutlak değeri 1 yapar. Peki yan yüzündeki sayıların toplamı, yan yüzlerdeki sayıların toplamı ne olur? İşte şuradaki sayıları toplamamız gerekecek. Toplayalım. 6, 10, 12 yapar. Negatifleri de topladığımızda eksi 8. 12 ile eksi 8'i topladığımızda 4 yapar birinci zar için. İkinci zara geldiğimizde burada 3 ile 5'i topladığımız 8, eksi 2, eksi 6 ve eksi 12 olur. Artı 8 ile de eksi 12'yi topladığımızda eksi 4 olur. Bu da ikinci zarın yan yüzleri. Tüm yan yüzlerin toplamı 4 ile eksi 4'ün toplamı şeklinde olur. O da 0 yapar. Cevabımız C şıkkı. Üçüncü soru. Zehra ve Selda şu şekilde bir oyun oynuyorlar. Eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 6, eksi 8, eksi 16 ve eksi 12 yazılı 7 kartı bir kutuya bırakıyorlar. Zehra rastgele 2 kart seçiyor. Selda rastgele 2 kart seçiyor. Kutudaki sayılar için izleyici olan Figen ikişerli çarpımlarını 2, 12 ve 24 olduğunu söylüyor. Figen daha sonra Zehra ve Selda'nın ellerindeki kağıtlara bakıp her ikisinin de sizdeki kağıtlardaki sayıları kendi aralarında çarparsak aynı sonucu buluruz diyor. Buna göre Zehra ve Selda ve kutudaki kalan kartlar için hangisi doğrudur? Şimdi kutuda kalan kartların ikişerli çarpımlarının 2, 12 ve 24 olması gerekiyor. Ve 2 tane Zehra almış kart, 2 tane de Selda almış. 4 tane kart alınmış oluyor. O zaman 7 kart olduğu için geriye 3 kart kalır. Şimdi çarpımları 2 olan sayılar için eksi 1 ve eksi 2'nin kutuda kalması gerekir. Çünkü sayıların çarpımı eksi 2 sadece bu şekilde. Artı 2 sadece bu şekilde oluyor. Öbür sayıyı da biz eksi 12 olarak seçelim. Bunların ikişerli çarpımlarını şöyle incelediğimizde eksi 1 sayısı ile eksi 2 sayısını çarptığımızda 2 yapıyor. Sonra eksi 1 sayısı ile eksi 12 sayısını çarptığımızda 12 çıkar ve eksi 2 sayısıyla da eksi 12 sayısını çarptığımızda 24 çıkar. Yani Figen'in dediği durum ortaya çıkmış oluyor. Demek ki kutudaki sayılar eksi 1, eksi 2 ve eksi 12. Bunlar şöyle kutu olarak burada dursun. O zaman eksi 1, eksi 2 ve eksi 12'yi sildik.
Geriye kalan 4 tane sayı var. Bunların da çarpımların aynı olması gerekiyor. Eksi 6 ile eksi 8'i çarparsak 48 olur. Demek ki eksi 6 ile eksi 8 bir tarafta. Eksi 3'te de eksi 16'nın çarpımı 48 yapar. O da o zaman diğer tarafta olması gerekiyor. Yani bunlardan birisini Zehra, birisini de Selda almalı. Tabi tersi de olabilir. Selda ve Zehra şeklinde de olabilir. Evet, hangileri doğrudur diyor. Şıkları okuyalım. Zehra eksi 3 ve eksi 6 kartları Zehra'da bu kartlar olabilir diyor. Hayır, eksi 6 eksi 8 olacak ya da eksi 3 eksi 16. Bu yanlış. Kutuda eksi 1 eksi 2 eksi 12 kartlara kalmış olabilir ki biraz önce bunu kanıtlamıştık. Doğru cevabımız B şıkkı. Dördüncü soru. Yukarıda bir işlem düzeneği verilmiştir. Sayı her iki yönde de ilerleyip sonuç bulunacaktır. Aşağıdaki sayı eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Eksi 2 sayısını sisteme girdiğimizde bizi sıfıra ulaştıracağını söylüyor A şıkkı. Eksi 2 sayısını sisteme girdik. Mutlak değeri kadar sayıyı çarp diyor. Yani eksi 2 sayısının mutlak değeri 2 yapar. Dolayısıyla 2 ile eksi 2'yi çarpmamız isteniyor. Çarptığımızda eksi 4 olur. Sonuç kısmına eksi 4'ü yazdık. Mutlak değeri kadar sayıyı topla. Yani eksi 2 sayısının mutlak değeri 2 olduğu için 2 tane eksi 2'yi toplamamızı istiyor. Bu da eksi 4 yapar. Şurada mutlak değeri kadar sayıyı çarp diyor. Yani burada bir hata yaptım. Şöyle olması gerekiyor. Mutlak değeri 2 olduğu için 2 tane eksi 2'yi bizim çarpmamız gerekecek. Bunları çarptığımızda 4 olur. Evet, buranın sonucu 4 olur. Aşağısının sonucu ise eksi 4. Dolayısıyla ikisini topladık mı 4 ile eksi 4'ün toplamından 0. Yani ikincisi doğrudur. A şıkkı doğrudur. Burayı siliyorum. Ve bir sonraki şık için hazır hale getirdim. Eksi 3 verirsek eksi 36'ya ulaştırır bizi. Eksi 3'ü buraya girdiğimiz zaman mutlak değeri kadar sayıyı çarp. Yani eksi 3'ün mutlak değerini alıyorum. O da 3 olur. Dolayısıyla bize demek istiyor ki 3 tane eksi 3'ü çarp. Bunları çarptığımız zaman eksi 27 yapar. Yani sonuç kısmına eksi 27 yazmalıyız. Mutlak değeri kadar sayıyı topla diyor. Sayı eksi 3 idi. Yani 3 tane eksi 3'ü toplamamızı istiyor. Bunları topladığımızda eksi 9 olur. Sonra eksi 9'da da eksi 27'yi toplamamız gerekiyor. O da eksi 36. Yani B şıkkı da doğru. Tekrar siliyorum buraları. Bir sonraki sayı için hesap yapacağım. 2 sisteme girdiğimizde mutlak değeri kadar sayıyı çarp diyor. Yani 2 tane 2'yi çarpmamızı isteniyor. O da 4 olur. Sonra mutlak değeri kadar sayıyı topla diyor. 2 ile 2'yi toplamamız gerekiyor. Yine 4 olur. Sonra 4 ile 4'ü topluyoruz. 8. Bu da çıktı. Demek ki cevap D şıkkı ama onu kanıtlayalım. D şıkkında 3 veriyoruz sisteme. Mutlak değeri kadar sayıyı çarp. Mutlak değeri 3 olduğu için 3 tane 3'ü çarpacağım. Ya da 27 yapar. Mutlak değeri kadar sayıyı topla diyor. Yani 3 tane 3'ü toplamamız gerekiyor. O da 9 olur. Birisi 27, birisi 9 olduğu için toplamları 36 olur. Burada 18'e ulaştığımız bir şey. O yüzden yanlış. Cevabımız D şıkkı. Beşinci soru. Bir kafenin günlük gelir ve gider miktarları aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. Buna göre bu kafenin bir haftalık kar zarar durumu aşağıdakilerden hangisidir? Gelir miktarı 1000 TL olarak verilmiş. Grafiğin üst kısmı sıfırın üstü geliri, alt kısmı da gideri temsil ediyor. Pazartesi günü için 40, şu 100 çarpanı sonra kullanırım. 40 TL'lik bir gelir varmış. Gidere baktığımızda eksi 30. Yani buradan 10 TL'lik bir gelir olur. Yani 40 ile eksi 30'u topladığımızda 10 TL olduğu için 10 TL'lik bir karımız var orada. Salıya baktığımızda salı günü 35 TL bir gelir var. 10 TL'lik bir gider var. 35'ten 10'u çıkardığımızda 25 TL'lik bir gelir olur. Bunu tekrar siliyorum. Şimdi de çarşambaya geldik. 30 TL gelir var. 25 TL'de çarşamba günü yok. 25 değil. Yanlış yere işaretledik. Gidere baktığımızda 20 TL'lik bir gider var. Dolayısıyla 10 TL'lik bir kar olur. 30. Tekrar burayı sildim. Perşembeye geldim. 25 TL gelir var. 25 TL gider var. Buradan kar yok. 0 olur. Cuma gününe geldiğimizde 45 TL'lik bir kar var. 35 TL'lik bir zarar var. 45'ten 35'i çıkardığımızda 10 TL'lik bir kar söz konusu. Ve son olarak cumartesi günü 10 TL kar var, 25 TL zarar var.
Dolayısıyla 15 TL'lik bir zarar söz konusu. İşte bunları topladığımızda bir haftalık kar zarar durumu bulmuş oluyoruz. Toplayalım. 10, 20, 30, 25 daha 55 olur. 55 sayısı ile 55 kar, 15 de zarar olduğu için ikisini topladık mı 40 TL'lik bir zarar oluyor. Fakat şurada 100 çarpanı var, onu unutmayalım. O yüzden 40 sayısını bir de oradaki 100 çarpanıyla çarptığımızda 4000 TL'lik bir kar olur. Cevabımız C şıkkı. Tam sayılarla ilgili 7. testin çözümlerine başlıyorum. 1. sorumuz. Düz bir hat üzerinde bulunan anne ve bebeğiyle ilgili şu bilgiler verilmiştir. Bebek artı 45 noktasındadır. Anne eksi 90 noktasındadır. Bebek emekleyerek dakikada 10 birim ilerleyebilmektedir. Anne yürüyerek dakikada 35 birim ilerleyebilmektedir. İkisi de aynı anda birbirine doğru hareket ederse hangi noktada karşılaşırlar? Öncelikle aralarındaki uzaklığı bulalım. Bunun için büyük olan sayıdan küçük olan sayı çıkarmamız gerekiyor. Yani 45 sayısından artı 45 sayısından eksi 90 sayısını çıkararak aralardaki mesafeyi bulmamız gerekiyor. 45 eksi ile eksiyi çarptık mı artı yapar. Artı 90 ikisini topladık mı 135 birimlik bir mesafe var aralarında. Bebek dakikada 10 birim ilerleyecek annesine doğru. Annesi de dakikada 35 birim bebeğe doğru ilerleyecek. Dolayısıyla ikisi bir dakikada birbirine ne kadar yaklaşır? 35 ve 10 sayılarının toplamı kadar. Yani aralarındaki 45 birimlik mesafe bir dakikada kapanır. 135 birimlik mesafe olduğu için 135'i 45'e böldüğümüzde 3 dakikada aralarındaki mesafe kapanır ve aynı noktada buluşurlar. İşte bu buluşma noktasını soruyor bize. Bebek dakikada 10 birim gidiyor. O zaman 3 dakikada ne kadar gidecek? 3 dakikada 30 birim gitmiş olur. Şu an 45 noktasında 30 birim sola doğru gittiği için 45'ten 30'u çıkardığımızda 15'in üzerine gelmiş olur. Cevabımız C şıkkı. İkinci sorum. Arzu şekildeki gibi özel olarak numaralandırmış bir hedef tahtasına her birinin değeri farklı olan 4 ok ile atış yapıyor. Puanlama ok ile isabet ettiği alandaki sayının çarpımı ile bulunuyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Azra'nın herhangi bir atışta aldığı puan olamaz? Okların üzerinde artı 1, eksi 2, eksi 3 ve artı 4 değerleri yazıyor. Hedef tahtasında ise artı 12, eksi 8, artı 4 ve eksi 12 puanları var. Mesela 16 puanı elde edebilir mi? 16'yı elde etmesi için şu 4 puanlık oku 4 puanlık yere isabet ettirmesi gerekiyor. Yani 4 çarpı 4'ten 16 puanı elde edebilir. A şıkkı olur. Peki eksi 12'yi elde edebilir mi? Yani B şıkkını düşünüyoruz. O da üzerinde eksi 3 yazan oku 4 yazan bölgeye isabet ettirdiğinde çarpımı kadar puan alacak. Yani eksi 12 olur. 36 puanı kere 36 var. 2 kere 18, 3 kere 12, 4 kere 9 ve 6 kere 6 sayıların çarpımı 36'dır. Tabi bunların negatif de olabilir. Yani eksi 1 ve eksi 36 şeklinde düşünebiliriz. Burada şartları sağlayan yani eksi 3 ve 12 var. Yani çarpımlar 36 oluyor ama eksi 36 oluyor. Bize artı 36 var. 4 ve 9'u düşünebilirim ama 4 numaralı ok var ama 9 yok hedef tahtasında. 2 tane 6 da yok. 1 ve 36 yok. 2 ve 18 yok. 3 ve 12 yok. Yani işaretlere uymuyor 3-12'nin. Dolayısıyla bu biraz beklesin bizi. 48'e geldiğimizde artı 4 nolu ok ile artı 12 nolu bölgeye vurduğunda bu ikisinin çarpımı 48 yapar. Dolayısıyla bunu da kazanmış olduk. C şıkkı aradığımız cevap oluyor. Üçüncü soru. 1'den 9'a kadar numaralandırılmış 9 kart ile aşağıdaki kuralları verilen oyun oynanıyor. Çift sayıların önüne eksi yazılarak negatif sayı yapılıyor. Tek sayılar pozitif olarak bırakılıyor. Çağan bu kartlardan 3'ünü çarparak yeni sayılar elde ediyor. Elde edilen sayı hangisi olamaz? A şıkkında eksi 72 var. Eksi 72'yi elde edebilir mi?
Buradan eksi 8 artı 9 ve bir de artı 1 sayılarını çarptığında bunların üçünün çarpımı eksi 72 olur. Dolayısıyla A şıkkını elde edebilir. B şıkkında eksi 54 var. 6 kere 9 54 yapar. Yani eksi 6 artı 9 ve yine 1'i tercih edelim. Bunların çarpımı 54 yapar. Eksi 54 yapar. Bu da olabilir. Eksi 105 sayısı. Bu 105'in çarpanlarını düşündüğümüzde işaretini ayarlamadan şöyle direkt çarpımlar 105 olan sayıları düşünüyorum. 3, 5 ve 7 sayıları var. Tabii sonucun negatif çıkması için bu 3, 5, 7'den ya hepsi negatif olmalı ya da biri negatif olmalı. Fakat dikkat edilirse 3, 5 ve 7 elimizde var ama hepsi pozitif. Dolayısıyla bunların çarpımından eksi 105 değil artı 105 elde edilir. Yani bunu elde edemeyeceğimiz açık. Bir de D şıkkına bakalım. Eksi 120 bunu elde edebilir miyiz? Mesela 3 ile 5'i çarptığımızda 15 yapar. Bir de onu eksi 8 ile çarpalım. 15 kere 8 120 işareti de eksi olur. Yani D şıkkında elde edebiliyoruz. Bu durumda cevabımız C şıkkı olur. Dördüncü soru. Yukarıda sayı algoritmasına eksi 4 yazarsak sonuç ne olur? Hemen ilerleyelim. Eksi 4 yazdık giriş kısmına. Bize şu soruyu soruyor. Negatif mi diyor? Biz de evet diyoruz. Bizi sol tarafa yönlendirdi. Toplama işlemine göre diyor tersini al diyor. Eksi 4'ün toplama işlemi olur. Sayıyı 3 defa yaz ve topla. Yani 4 artı 4 artı 4 şeklinde yazmamızı istiyor. 12 olur. Sonucu yaz diyor. Yazdık 12. Bu da B şıkkında var. Beşinci soru. A ve B sayılarıyla ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir. Rakamları farklı en küçük 3 basamaklı tam sayı ile rakamları farklı en büyük 3 basamaklı tam sayının toplamı A olsun. Bunları düşünelim şimdi. Ne olabilir bu? Rakamları farklı diyor. Birinci şart. En küçük 3 basamaklı tam sayı olacak. Küçük olması için negatif sayıları düşüneceğiz. Ve sıfırdan çok uzak olması lazım. Yani eksi 987 şeklinde düşünebiliriz. Rakamları farklı olacak. En küçük olacak. 3 basamaklı olacak. Evet, bu şekilde bir sayı oldu. İle diyor rakamları farklı en büyük 3 basamaklı tam sayının rakamları farklı 3 basamaklı en büyük sayı da 987'dir. Bu ikisinin toplamına A demiş. Bu durumda 0 eşittir A olur. İkinci ifadede rakamları farklı en büyük 2 basamaklı tam sayıdan rakamları farklı en büyük 2 basamaklı tam sayı yani 98'i kastediyor. Yine rakamları farklı en küçük 2 basamaklı tam sayı çıkarılırsa elde edilen sonuç B oluyor. Rakamları farklı 2 basamaklı en küçük tam sayı da eksi 98'dir. Bunu çıkarmamız gerekiyor. Çıkardığımız zaman 98 eksi ile eksiyi çarpıyorum artı artı 98 olur. İkisinin toplamı 196. Buna göre A eksi B işleminin sonucu nedir diyor. A'dan B'yi çıkarmamız gerekiyor. Yani sıfırdan 196'yı çıkarıyoruz. O da eksi 196 olur. Cevabımız C şıkkı. Altıncı soru. Simge ile Gizem birbirine borç alıp vermektedir. Birinci gün Simge Gizem'e 20 TL vermiştir. İkinci gün Gizem Simge'ye 18 TL vermiştir. Üçüncü gün Gizem Simge'ye 12 TL vermiştir. Dördüncü gün ise Simge Gizem'e 15 TL vermiştir. Buna göre son durumda kimin kime borcu vardır? Şimdi Simge ve Gizem'in baş harflerini buraya yazalım. Burada Simge 20 TL vermiş. Ayrıyetten bir de 15 TL vermiş. O zaman Simge'nin Gizem'e vermiş olduğu toplam para 35 TL olur. Gizem 18 TL bir de 12 TL vermiş. O zaman Gizem'in Simge'ye vermiş olduğu para da toplamda 30 TL olur. Simge 35 vermiş. Gizem de geriye doğru 30 vermiş. O zaman 30 çıkarırsam her birisinden 5 TL'lik bir fark olur. Yani Simge Gizem'e 5 TL vermiş gibi oldu. O zaman Gizem'in Simge'ye 5 TL daha borcu var diyebiliriz. Bu durumda cevabımız C şıkkı oluyor. Tam sayılarla ilgili 8. testin çözümlerini yapacağım. Birinci sorumuz. Aynı markaya ait A ve B model iki cep telefonunun şarj ve bekleme süreleri için aşağıdaki bilgiler verilmiştir.
A model cep telefonu şarja takıldığında bir şarj doluluk yüzdesi her 10 dakikada bir %5 artmaktadır. B model cep telefonu şarja takıldığında pil şarj doluluk yüzdesi her 15 dakikada bir %5 artmaktadır. Cep telefonları bekleme durumunda her ikisi de saatte %4 azalmaktadır. Oyun oynarken veya video izlerken A model cep telefonu her 30 dakikada %4, B model cep telefonu her 20 dakikada %3 şarjı azalmaktadır. Her iki telefonda %20 doluyken şarja takılıyor ve 2 saat takılı kaldıktan sonra çıkarılıyor. Her iki telefonla 2 saat video izlenmiş veya oyun oynandıktan sonra masaya bırakılıyor. Masaya bırakıldıktan 1 saat sonra her iki telefonun pil doluluk yüzdeleri hangisi gibi olur? Burada pek çok değer var. Bunları ortak bir yerde düzenlemeye çalışalım. Burada dakika cinsinden verilmiş, saat cinsinden istiyor. Dolayısıyla hepsini saate çevirelim. A model cep telefondan başlayalım. Her 10 dakikada bir şarjı %5 artıyormuş. 10 dakikada bir %5 artıyorsa bunu saate çevirmek için %5 artıyor. Ne kadar sürede? 10 dakikada. Bunun 60 dakika olması için 6 ile genişletilmesi gerekiyor. Her tarafı 6 ile çarptığımızda 1 saatte %30 olmuş olur. A model cep telefonu şarj oluyor demek. B modele baktığımızda her 15 dakikada %5 artıyor. %5 artıyor. Ne kadar sürede? 15 dakikada. 15 dakikayı 60 yapmak için 4 ile çarparım. Dolayısıyla %5'i de 4 ile çarpmamız gerekiyor. Yani saatte %20 şarj olduğunu söyleyebiliriz. Bekleme durumunda ise saatte %4 tüketiyormuş. Bu zaten saat olarak verildiği için buna dokunmayalım. A model cep telefonu oyun oynarken veya video seyrederken her 30 dakikada %4 şarj tüketiyormuş. %4 30 dakikada diyor. Hemen bunu saate çevirelim. Her tarafı 2 ile çarpmalıyız. 60 dakika yani 1 saat yapmak için. O da %8 demek. Bu %8 şarj harcıyor. Her 20 dakikada bir B telefonu da %3 şarj harcıyor. 20 dakikada. 20'yi 60 yapmak için hemen 3 ile çarptım her tarafı. Dolayısıyla 3 kere 3'ten %9 şarj harcıyor demektir. Evet, bütün hepsini 1 saatte göre düzenlemiş olduk. Her iki telefon %20 oranda dolu iken diyor. Buraya üstüne yazalım. Şu an %20 dolu. Diğeri de %20 dolu. 2 saat takılı kalıyorlar şarja. 2 saat takılı kaldığına göre saatte A model %30 şarj oluyordu. 2 saat takılı kaldığı için %60 buradan şarj gelecek. %20 de önceden vardı. Bu %80'e çıkmış oldu. A'nın yeni şarjı %80. B'ye baktığımızda %20 şarj oluyor saatte. 2 saat boyunca şarjda kalacak. O zaman %40 bir doluluk olacak demektir. %20 de önceden var. Demek ki B %60'a çıkmış oldu. Sonra her iki telefonla 2 saat boyunca video veya oyun oynanmış 2 saat boyunca. Burada A modele baktığımızda saatte %8 harcıyor. 2 saat boyunca burada tüketim yapılmış. Yani %16 bir harcama olmuş demektir. O zaman %80'den %16'yı çıkardığımızda %64'e düşmüş olur. B model %9 saatte harcıyor. 2 saat boyunca harcaması gerekiyor. Yani %18 harcayacak. O zaman 60'tan %18'i çıkardığımızda %42'ye düşer. Sonra masada da bunlar 1 saat bekliyor. Ve bekleme için de saatte %4 harcadığını söylüyor. 1 saat beklediği için ikisinden de %4 düşmemiz gerekiyor. O zaman %64'ten bir %4 daha azaltırsam %60'a düşer A modeli. Düşmüş olur. Bu da B şıkkında var. İkinci soru. Yukarıda 2 adet zar verilmiştir. Zarların karşılıklı yüzlerindeki sayıların çarpımı 12 olduğuna göre görünmeyen yüzlerdeki sayıların toplamı kaçtır? Birinci zara baktığımızda yüzlerinde eksi 1, eksi 3 ve artı 4 olduğunu görüyoruz. Artı 4'ün karşısında onu
12 yapmak için artı 3 olması gerekiyor. Çünkü 3 kere 4 12 işaretlerle tutuyor. Eksi 3'ün karşısında eksi 4 olur. Eksi 1'in karşısında ise eksi 12 olur. Ve görünmeyen yüzlerdeki sayıları toplamamız gerekiyor. Yani eksi 12 sayısı artı eksi 4 sayısı artı artı 3 sayısı. Şuradan bir eksi 16 gelecek. Eksi 16 sayısıyla da artı 3 sayısını topladığımızda eksi 13 olur. Diğer zara baktığımızda 6'nın karşısında artı 2 olur. Artı 2'nin karşısında artı 6 olur. Eksi 2'nin karşısında da eksi 6 olur. Burada eksi 6 ile artı 6'nın toplamından 0 gelir. Geriye sadece 2 kaldı. Yani ikinci durumda görünmeyen ikinci zarda görünmeyen yüzlerin toplamı artı 2 oldu. Birinci zarda da eksi 13 vardı. Eksi 13 ile artı 2'yi toplamamız gerekiyor. O da eksi 11 olur. Cevabımız C şıkkı. Üçüncü sorum. A ve B çarkları eş bölmelere ayrılıp üzerlerine bazı sayılar yazılmıştır. Bu iki çarkı aynı anda çeviren bir düğmeye basıldığında çarkların birbirine en yakın olduğu bölmelerdeki sayıların çarpımı puan olarak alınmaktadır. Eda iki defa düğmeye basmış, birincide en büyük puanı, ikincide en küçük puanı almıştır. Buna göre toplam kaç puan almıştır? En büyük puanı alması şöyle mümkün oluyor. Eksi 6 ve eksi 5 sayıları okların ucuna geldiğinde bu ikisinin çarpımı eksi 6 çarpı eksi 5'ten artı 30 puan olur. En küçük puana geldiğimizde eksi 5 ile artı 5'i çarptığımızda eksi 5 çarpı artı 5 bu da eksi 25 puan olur. Toplam kaç puan aldığını söylüyor. Yani artı 30 sayısı ile eksi 25 sayısını topluyoruz. O da 5 puan yapar. Cevabımız C şıkkı. Dördüncü soru. Bir uçan göz yani drone kumanda ile kontrol edilmektedir. Burada üçgen tuşuna her basıldığında 10 metre yukarı çıkıyor. Ters üçgen tuşuna her basıldığında 25 metre aşağı iner. Yuvarlak tuşuna her basıldığında 20 metre sağa gider, sola gider. Kare tuşuna her basıldığında 15 metre sağa gider. Buna göre başlangıçta yerde olan uçan gözü kumandadan kontrol eden Taner sırasıyla şu tuşlara bastığında burada belirtilen tuşlara basarsa başladığı yere göre son konumu için hangi matematiksel ifade kullanılabilir? Şimdi üçgen tuşuna kaç defa basıyor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 defa basıyor. O yüzden her basmada 10 metre yukarıya çıktığı için bunu 7 ile çarpıyoruz. Yani 70 metre yukarıya çıkar. Ters üçgene baktığımızda ise ona bir defa basmış. Dolayısıyla bunu 1 ile çarptığımızda 25 metre aşağı inecek. Aşağı inme olduğu için onu eksiyle gösterelim. Diğeri de artı olsun. Yukarıya doğru çıkacak. Daha sonra aşağıya doğru ise 25 metre inecek. O zaman bunun yerden yüksekliği 70'ten 25'i çıkardığımızda 45 metre olur. Yani bulunduğu yerden 45 metre yukarıda şu anki durum bu. Bir de sağa sola gitme hareketleri var. Onları da inceleyelim. Burada yuvarlaktan kaç tane var? 1, 2, 3 tane yuvarlak var. Her yuvarlağa basıldığında 20 metre sola gidiyor. O zaman 3 defa basıldığında 60 metre sola doğru gidilmiş olacak. Kareden ise 1, 2, 3, 4 tane var. O zaman 15'i 4 ile çarptığımızda 60 metre de sağa doğru gitmiş olacak. Yani bu 60 metre sağa doğru gitmiş oldu. Sonra 60 metre de sola doğru gitmiş olduğu için aslında sağ ve sol gitmeler bizi etkilememiş oldu. Bunların çünkü toplamı 0 oldu. O zaman sadece 45 metre yerden bir yükseklik söz konusu. Onun da matematiksel karşılığı artı 45 olur. Cevabımız C şıkkı. Tam sayılarla ilgili 9. testin çözümlerine başlıyorum. Birinci sorumuz bir dart oyununda farklı bir puanlama sistemi uygulanmaktadır. Dart tahtasında içten dışa artı 6, eksi 5, artı 4, eksi 3 olarak daire halkaları numaralandırılmıştır. Oklar da benzer bir şekilde puanlandırılmıştır.
Üç ok atıldıktan sonra okun isabet ettiği bölge ve o okun üzerinde yazılan sayılar çarpılır ve elde edilen 3 sayının toplamı oyun puanı olarak oyun puanı olur. Ok isabet etmezse 0 puan alınır. Ramazan'ın attığı okların isabet ettiği yerler ABC olarak gösterildiğine göre Ramazan toplam kaç puan almıştır? A ile atılan ok, A ile gösterilen ok burada A ile gösterilen bölgeyi vurmuş oluyor. O A ile gösterilen bölge eksi 5 yazıyor orada. Dolayısıyla artı 3 sayısıyla eksi 5 sayısını çarparak buradaki puanı bulmuş oluyoruz. O da eksi 15 puan olur. Eksi 4 numaralı ok B bölgesine vurmuş oluyor. Bu da şurası olduğu için eksi 3 ile çarpmamız gerekiyor. Eksi 4'ü eksi 3 ile çarpıyorum. Bu da 12 puana karşılık gelir. C oku da yine artı 4'ün olduğu yeri vuruyor. Çünkü C orada olduğunu göstermiş bize. Dolayısıyla artı 4 ile çarpmamız gerekiyor. 5'i çarptığımız zaman da buradan 20 puan gelir. İşte bunların hepsini toplamamız gerekiyor. 12 ile 20'yi topladığımızda 32 yapar. Ama bu artı 32. Bir de eksi 15 var. Onunla da toplamamız gerekiyor. Zıt işaretli oldukları için çıkarıyorum. 32'den 15 çıkardık. 17. Büyük olan sayı pozitif olduğu için artı 17 puan olur. Cevabımız B şıkkı. İkinci soru. Bir düz aynada oluşan görüntü cismin aynaya olan uzaklığı ile aynıdır. Aşağıdaki gibi numaralandırılmış düz bir zeminde Ali ve aynanın konumları verilmiştir. Ali eksi 7 noktasında, düz ayna eksi 2 noktasındadır. Ali bir birim sola doğru ilerler. Düz ayna 3 birim sağa alınırsa Ali'nin görüntüsü hangi noktada olur? Ali bir birim sola gitmesi gerekiyor. O zaman eksi 8'in olduğu yere gelir Ali. Ali şu an burada. Ayna da sağa doğru alınmış oluyor. Ne kadar? 3 birim. Dolayısıyla eksi 2'nin üzerindeydi. 1, 2, 3 birim olarak 1'in üzerine gelir. Ayna artık burada 1'in üzerinde. Şimdi Ali'nin aynaya olan uzaklığı ne kadarsa görüntüsünün de aynaya olan uzaklığı o kadar olmalı. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 birim var burada. O zaman görüntüsü de 9 birim ileride olmalı. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 görüntüsü 10 noktasında olur. Cevabımız B şıkkı. Üçüncü soru. Yukarıda 4 kart üzerine 4 farklı tam sayı yazılmıştır. Bu kartlardan herhangi ikisini seçip 4 işlemden biri uygulanacaktır. Buna göre aşağıdaki öğrencilerden hangisinin işlemi veya ifadesi yanlıştır? A şıkkında Eda'yı inceliyoruz. Çarpımları en fazla artı 3 ile artı 5'in çarpımı 15 olur diyor. Hayır, bu doğru değil çünkü eksi 6 ile eksi 4'ü biz çarptığımızda daha büyük bir çarpım buluruz. Eksi 6 çarpı eksi 4 bu da artı 24 yapar. Artı 15'ten daha büyük olduğu için Eda yanlış yaptı. Cevabımız A şıkkı. Dördüncü soru. Alper ve Berre'nin boy uzunlukları verilmiştir. Buna göre Alper Berre'den kaç santimetre daha uzundur? Burada Alper 5 üzeri 3, 5 üzeri 3 demek. 3 tane 5'i yan yana çarpacağız. Yani 125 santimmiş Alper. Berre'ye geldiğimizde 4 üzeri 3. O da 3 tane 4'ü yan yana çarptığımızda 64 santim olur. Bunları çıkarmamız gerekiyor. 5'ten 4 çıkardım 1, 12'den 6 çıkardım 6. 61 santimlik bir fark var. Cevabımız B şıkkı. Beşinci soru. Bir tencerede suyun sıcaklığı ocağın altı açıldığında dakikada 1 santigrat derece artmaktadır. Ocak kapalıyken suyun sıcaklığı 3 dakikada 1 santigrat derece azalmaktadır. İçerisindeki suyun sıcaklığı 30 santigrat dereceyken ocağın altını açan Melda Hanım 60 dakika olarak alarmı ayarlamıştır. Ocak açıldıktan 36 dakika sonra ocak kapanmıştır. Melda Hanım alarm çalınca geldiğinde su sıcaklığı kaç derece olur? Melda Hanım 1 saat sonra gelmiş, 60 dakika sonra gelmiş ama burada 36 dakika boyunca ısıtılmış. Diyor ki dakikada 1 derece artıyor. O zaman 36 dakikada 36 derece artmış olur. İlk sıcaklığı 30 dereceydi. 36 derece daha artacak. 66 dereceye çıkmış olur. Sonra 60 dakikadan 36 dakikayı çıkardığımızda 24 dakika bir bekleme süresi oluyor. Kapalı yani ocak.
Bu durumda da 3 dakikada 1 derece azalıyor. 24 dakika beklemiş. O zaman 24'ü 3'e böldüğümüzden 8 kez 1 derece azalması gerekiyor. O da 8 derece yapar. Yani 66'dan 8 dereceyi çıkarmamız gerekiyor. Bu da 58 santigrat derece olur. Cevabımız D şıkkı. Tam sayılarla ilgili test onun çözümlerini yapacağım. Birinci sorumuz, meyve kesmece oyununda kesilen meyveye göre puan alınmaktadır. Kesilmeden düşen meyveler için ceza puanı alınmaktadır. Aşağıdaki tabloda her bir meyvenin puan tablosu oyun sonunda kesilen ve kesilmeyen meyve sayıları verilmiştir. Doruk verilen sayılarda meyve kesmiş veya kesememiştir. Buna göre oyun sonunda Doruk kaç puan toplamıştır? Burada karpuz, elma ve portakal kesilmiş. Kesilme puanları 5, 2, 3 olarak verilmiş. Kesilememe durumunda da eksi 3, eksi 5 ve eksi 6 puan olarak veriliyormuş. Kesilen meyve sayısı ve kesilemeyen meyve sayısı bize ifade edilmiş. Buna göre Doruk'un puanını bulacağız. Öncelikle karpuzdan başlayalım. Karpuzdan puanı 5 puan. Eğer kesilirse ve 20 tane kesilmiş. O zaman biz şuradaki 5 sayısıyla yazalım. 4 tane kesilememiş ve eksi 7 puanmış. O zaman 4 ile eksi 7'yi çarparsak eksi 28 puan da buradan gelir. İkisini topladığımızda 72 puan yapar. Elmaya geldim şimdi. 30 tane elma kesilmiş ve kesilen 2 puana karşılık geliyor. O zaman 2 kere 30'dan 60 puan oradan gelir. 4 tane kesilememiş ve eksi 5 puan veriliyor. 4 kere eksi 5'ten eksi 20 puan oradan gelir. 60 ile eksi 20'yi topladığımızda artı 40 puan kazanılmış olur. 40 tane portakal kesilmiş ve 3 puan veriliyor. O zaman 3 kere 40'tan buradan 120 puan gelir. Artı 120 puan. Bir de 5 tane kesilemeyen portakal var. Eksi 6 puan veriliyor. O zaman 5 kere eksi 6'dan eksi 30 puan da buradan gelecek. Artı 120 ile eksi 30'u topladığımızda artı 90 olur. Bunların hepsini topladığımızda toplam puanını buluruz. 2, 9, 4 daha 13, 7 daha 20. 202 puan oldu. Cevabımız B şıkkı. İkinci soru. Yukarıda verilen karton tam ortasından ok yönünde katlanıp üst üste gelen sayılar çarpılacaktır. Elde edilen çarpımların değeri negatif ise kırmızı ile boyanacaktır. Buna göre aşağıdaki boyamalardan hangisi doğrudur? Tam ortadan katlandığında üst üste kimler gelir? Hemen inceleyelim. Buradaki eksi 3 ile eksi 5 üst üste gelir. 2 sayısıyla 1 sayısı, hatta okla da göstermeye çalışayım. Eksi 3 ile eksi 5 üst üste gelir. 2 ile 1 üst üste gelir. Ve eksi 1 ile de artı 4 üst üste gelir. Benzer durum aşağılardaki sayılar için de geçerli. Diğer satırlar için de geçerli. Şöyle gökkuşağı modeli gibi bir durum ortaya çıktı. Bunları biz katladığımızda 2'ye yarısı görünecek, yarısı görünmeyecek demektir. Şöyle bir dörtlü durum ortaya çıktı. 4 çarpı 3, 12'li bir kare gözükür. Kimler buradan negatif? Onları vurgulayalım. Eksi 3 ile eksi 5'i çarptığımızda eksi 2 sayının çarpımı pozitif olur. Buradan olmaz. 1 ile 2'nin çarpımı 2 yapar, olmaz. Artı 4 ile eksi 1'in çarpımı eksi 4 yapar. Yani biri negatif, biri pozitif olmalı ki sonucun negatif çıkması için. Bu durumda 4 ile eksi 1'i çarpmamız gerekiyor. Yani şurası hemen sağ taraf boyalı olur. Devam edelim incelememize. 3 ile 2 pozitif. Eksi 2 ile eksi 5 pozitif. Artı 4 ile artı 7 pozitif. Burada herhangi bir durum yok. Boyanacak kısım yok yani şurada. Artı yapar. 8 ile 14 artı olur. Eksi 10 ile artı 11. Biri artı, biri eksi. Demek ki şunların çarpımından da bir eksi gelecek. O da şuraya gelmesi gerekiyor. Son sıraya geldik. 7 ile eksi 4'ü çarptığımızda bakınız birisi negatif, birisi pozitif olduğu için buradan da bir negatiflik gelecek. Yani şurası negatif olacak. Şöyle ortadan ikiye bölüyoruz. Evet, hemen katladığımız zaman
Şu eksi 4 ile artı 7. Şu eksi 4'ün üzerine üst üste gelmiş oluyor. Sonra eksi 11 ile eksi 13. Onlar pozitif olur. Çünkü ikisi de aynı işaretle. Eksi 9 ile de eksi 10'u çarptığımızda onlar da aynı işaretle olduğu için pozitif olur. Demek ki aradığımız şekil şöyle bir şekil. Şıklara baktığımızda D şıkkında olduğunu görüyoruz. Üçüncü soru. Kenar uzunlukları 3 birim ve 5 birim olan dikdörtgen sayı doğrusu üzerinde A köşesi eksi 20 noktasında olacak şekilde yerleştiriliyor. Dikdörtgen kaydırılmadan köşeleri üzerine döndürülerek ilerletildiğinde A köşesi 3. defa sayı doğrusundaki hangi noktaya değer? A köşesi şu an zaten sayı doğrusu üzerinde, yani 1. değmesini yapmış oluyor. Demek ki bundan sonra 2 defa daha değecek. Bunu yuvarladığımızda şöyle bir durumla karşılaşırız. Dikdörtgen şu an yatay duruyor. Bunu bir kere döndürdüğümüzde 90 derece bir şekilde dik olur. A köşesi buradaydı. O A köşesi buraya gelir. Sonra bunu yatay yapacağım şimdi. Yatay yaptığımız zaman A köşesi bu sefer şuraya gelecek. Daha sonra bunu tekrar dikey hale getireceğim. A köşesi bu sefer şuraya gelmiş olur. Peki A köşesi ilk halinden son haline kadar ne kadar yol almış oldu? Dikdörtgenin kenar 5, kısa kenar 3, uzun kenar 5, kısa kenar 3 olmak üzere buradaki birinci değme ile ikinci değme arasındaki mesafe şu sayıların toplamı kadar birim olur. 5, 10, 13, 16 birim sonra A noktası tekrar sayı doğrusunun üzerine değmiş oluyor. Bu birinci değmeydi. Bu ikinci değme. Demek ki bu şekilde ilerlediğimizde üçüncü değme için bir 16 birim daha gitmemiz gerekiyor. O zaman toplamda 32 birim ilerlemiş oluyoruz. 16 birim çarpı 2'den 32 birim ilerlemiş oluyoruz. A noktası ilk değdiği anda eksi 20'nin üzerinde. Daha sonra 32 birim daha ileride bir noktada olması gerekiyor. Yani eksi 20 ile artı 32 toplamamız gerekiyor. O da artı 12 olur. Cevabımız C şıkkı. Dördüncü soru. Bir alışveriş merkezinde balon patlatma oyunu oynanmaktadır. Balonlar sırasıyla mavi, sarı, mavi, sarı şeklindedir ve balonların üzerinde tam sayılar yazılıdır. Kenan 5 atış sonunda 3 tane mavi, 2 tane sarı renkli balonları vurmuştur. Kenan'ın vurduğu balonlarda yazan sayıların çarpımı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Burada pek çok balon var. 3 tane mavi ile 2 tane sarıyı bizim çarpmamız gerekiyor. Çok fazla olası durum ortaya çıkmış oluyor. Fakat şöyle bir durum var. Soru dikkatli incelendiğinde. Burada mavi balonların üzerine negatif sayılar yazıldığını görüyoruz. Tüm mavi balonlar negatif, tüm sarı balonların ise pozitif olduğunu görüyoruz. O zaman işaret analizi yaparak ilerleyelim. Mavi sayı eksi, mavi balon eksi, sarı balon artı olacak. O zaman 3 tane eksiyi çarptığımızda eksi gelecek. Yani şu eksi, şu artı gelecek. O zaman eksi ile artıyı çarptığımızda eksi. Yani sonucun negatif çıkacağı kesin. B şıkkında pozitif, C şıkkında pozitif, D şıkkında pozitif olduğu için demek ki bunlar cevap olamaz. O zaman cevabımız A şıkkı olacak. Peki bu sayılar neler olabilir? Onları da biraz düşünelim. Mesela 3 tane mavi lazım bize. Eksi 4, eksi 3 ve eksi 1 sayılarını tercih edelim. Eksi 3 çarpı eksi 4 çarpı eksi 1 sayılarını tercih ettim. Sarılardan da 2 ve 1'i tercih edelim. Yani artı 2 ve artı 1'i tercih edelim. Şu 3'ünün çarpımından eksi 12 gelir. Şu ikisinin çarpımından da artı 2 gelir. İkisini çarptığımızda eksi 24 sayısını bulmuş oluyoruz. Aslında bulmamıza da gerek yoktu. Eksi olduğu kesinleşti ama yine de göstermek amaçlı çözmüş olduk. Tam sayılar test 11'in çözümünü yapacağım. Birinci sorumuz. Burak Bey kışın dışarının hava sıcaklığına göre kombinin kullanacağı doğal gaz miktarını belirleyen bir bilgisayar programı hazırlamıştır. Aşağıdaki tabloda Ocak ayının günlere göre ortalama sıcaklıkları takvimde işaretlenmiştir. Burak Bey değerleri gruplandırarak pratik yoldan hesap yapmak isterse hangi işlemi kullanması gerekir?
Tabloya baktığımızda eksi 20 dereceden düşük olan günlerde 8 metreküp doğalgaz kullanması gerekiyor. O zaman eksi 20'den düşük olan günleri arayalım. 11 şöyle taradığımız zaman eksi 20'den düşük olan günlere bakıyorum. Eksi 2, eksi 2, eksi 6, eksi 8, eksi 3, 0, 0, eksi 7, 2, 10, 6, 5, 2, eksi. Evet, burada eksi 20'den düşük herhangi bir gün olduğunu göremedik. Dolayısıyla hesap yaparken 0 çarpı 8 şeklinde başlamalı. Artı 0 çarpı 8 şeklinde başlayacağı için şunlar, bu değil de bir tanesini yanlış çizdik. Şu şıklar gitti. Şimdi diğerine bakıyorum. Eksi 12'den düşük olan sıcaklıklar için, tabii eksi 20 ile eksi 12 arasındaki sıcaklıklar için de 6 metreküp tüketiyormuş. O zaman eksi 12'den düşük olanları arayalım. Zaten eksi 20'den düşükleri yok. Bakıyorum 11, 5, 1, eksi 3, eksi 5, 3, eksi 3, 5, 8, 17, 13, 10, 7, eksi 1, eksi 2, eksi 6. Evet, buralarda rastlamadık. 10, 6, evet şurada. Eksi 13 var, eksi 14 var ve eksi 15 var. Evet, bunları işaretleyelim. 3 tane geldi. Dolayısıyla 3 gün boyunca 6 metreküp yakacağı için 3 çarpı 6 diyeceğiz. Artı eksi 4 ile eksi 11 arasında, yani eksi 4'ten küçüklere odaklanalım. Çünkü diğerlerini zaten çizdik. Eksi 4'ten küçük olanlar neler? 11, 5, 1, eksi 3, şu eksi 5. Bakınız bu eksi 4'ten küçük. Bu eksi 5'i alacağım. 3 var. 7, 10, 13, 17, 8, 5, eksi 3. Eksi 1, eksi 2, eksi 6 var burada. Eksi 8 var. Sonra eksi 3, 0, 0, 2, 5, 6, 10, 2, eksi 1. Bakınız şurada bir eksi 7 var. Ve bir de şurada eksi 5 var. Kaç tane oldu? Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5 tane de bunlar. Bundan geldi. Dolayısıyla 5 çarpı 5 olacak. Çünkü 5 gün var ve 5 metreküp yakacak. C şıkkını elememiz gerekiyor. Çünkü bakınız 6 çarpı 5 diyor burada. Hayır, 6 çarpı 5 değil. 5 çarpı 5 olacak. Demek ki cevabımız A şıkkı. İkinci soru. Birinci torbadan rastgele belirlenen bir sayı taban, ikinci torbadan rastgele belirlenen bir sayı kuvvet olmak üzere aşağıdakilerden hangisi oluşan üstü ifadelerden birinin değeri olamaz? Birinci torba taban, ikinci torba kuvvet olacakmış. A şıkkında eksi 1 diyor. Evet, bu olabilir. Çünkü eksi 1 üzeri tek bir sayı koyduk. Mesela 5 koyduk. Eksi 1'in tek kuvvetleri eksi 1'dir. Yani bunu elde etmenin dünya kadar yolu var. Burada sorun yok. Eksi 32, o eksi 2'nin 5. kuvvetidir. Eksi 32 sayısı. Taban eksi 2, kuvvet olarak da 5'i seçtiğimizde bunu elde ediyoruz. Eksi 36 var C şıkkında. 36 sayısı, yani 6'nın karesi olarak elde edilir. Eksi 6'yı taban seçsek, üzerine 2 koysak, tabii kuvvet çift olduğu için bu artı 36 olacak. Yani eksi 36'yı biz elde edemeyeceğiz. Zaten kuvveti 36 olan başka sayı da yok. O yüzden bu beklesin. D şıkkında eksi 64 diyor. Tabanı eksi 4 yapalım. Kuvveti de 3 yaptığımızda negatif sayının tek kuvveti negatif olduğu için eksi 64'ü çok rahat elde etmiş oluyoruz. Demek ki cevabımız C şıkkı. Üçüncü soru. Görselde balık, koyun ve kuşun konumları verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Koyun başlangıç noktası olarak alınırsa balık eksi 3 noktasında olur. Başlangıç noktası olarak koyunu aldığımızda, koyun şurada, balık eksi 3 noktasında olur diyor. Hayır. Koyundan 12 buradan, 15 buradan 27 birim aşağıdadır. Yani eksi 27 noktasında olur. Bu yanlış. Şekli tekrar siliyorum. B şıkkını incelemek için. Kuş başlangıç noktası alınırsa balık eksi 40 noktasında olur. Kuşu başlangıç noktası olarak alırsak, o zaman 25 buradan, 15 de buradan tam başlangıç noktası, yani sıfır noktasının toplam 40 aşağısında olur. Aşağısında olduğu için eksi 40 noktasında olur. Demek ki B şıkkı doğru. Dördüncü soru. Rafet Bey'in ofisinde klima ve ısıtma sistemi vardır. Hava sıcaklığının 10 santigrat derece olduğu bir gün ısıtma sistemini açmıştır.
Isıtma sistemi ortam sıcaklığını 10 dakikada 2 derece artırmaktadır. Rafet Bey, ısıtma sistemini açtıktan 30 dakika sonra yanlışlıkla klimanın açma tuşuna dokunmuş ve ofisten ayrılmıştır. Klima ortam sıcaklığını 15 dakikada 2 derece azaltmaktadır. Rafet Bey 90 dakika sonra ofise geri döndüğünde ofisin sıcaklığı kaç derece olmuştur? 30 dakika boyunca bu ısıtma sistemi devreye girmiş ve 10 dakikada 2 derece artıyor. Bunu buraya not alalım. 10 dakikada 2 santigrat derece bir artış söz konusu. 30 dakika boyunca ne kadar artar? 30 dakika boyunca bunun 3 katı artar. Yani 2'nin 3 katından 6 derecelik bir artış olur 30 dakika sonra. İlk sıcaklık 10 derece olarak verilmiş. Demek ki 10 artı 6'dan 16 dereceymiş şu anki sıcaklık. Sonra Rafet Bey yanlışlıkla tuşa basıyor ve klimayı açıyor. Klima da ortamı soğutuyor. Burada klimayla ısıtan aleti bir karşılaştıralım. Isıtan alet 30 dakikada biraz önce ifade etmiştim. 30 dakikada 6 derece ısıtıyor. Soğutan alete baktığımızda klimaya o da 15 dakikada 2 derece azaltıyor. Burada 15 dakikada 2 derece azaltıyorsa 30 dakikaya çevirelim onu. 30 dakikada 4 derece azaltır. Şimdi beraber çalışan bu aletler 6 derece biri artırıyor, diğeri 4 derece azaltıyor. O zaman ikisi beraber çalıştığı zaman 2 derece sıcaklığı artırmış olurlar. Ne kadar sürede artırıyorlar bunu? 30 dakikada. 30 dakikada 2 derece artmış olur. Rafet Bey 90 dakika gitmiş. O zaman bunun 3 katını alıyorum. 90 dakikada 6 derece artırmış olur. En son 16 derecedeydi. Üzerine bir 6 daha koyduk mu 22 derecede olur. Cevabımız C şıkkı. Tam sayılar konusu ile ilgili test 12'nin çözümlerini yapacağım. Birinci sorumuz, matematiği çok seven Akın tam sayılarla ilgili bir modelleme yapmıştır. Oyuna artı 10 ile başlamaktadır. Sağa doğru üçgen topla, sola doğru üçgen çıkar, yukarıya doğru üçgen çarp, aşağıya doğru üçgen böl manasına geliyor. Örneğin başlangıç noktasından itibaren sol, yukarı, yukarı, sağ üçgenlere bastığında eksi 443 puan toplamış olur. Buna göre sağ, yukarı, yukarı, sağ, yukarı, sol, yukarı tuşlarına basıldığında kaç puan toplamış olur? Başlangıçta 10 ile başlıyor. Artı 10 puanla başlıyor ve öncelikle sağa doğru basıyor. Yani sağ artı 3 demek. Sağa doğru bastığı için artı 3 eklemesi gerekiyor. Yani 13'e geldik şu an. Sonra yukarı tuşuna basıyor. Yukarıya tuşuna bastığımızda en son bulduğumuz sonucu çarpmamız gerekiyor. Yani 13 ile eksi 6'yı çarpıyorum. Eksi 78. Sonra tekrar yukarı tuşuna basıyor. Yani 13, 3 ile çarpmamız gerekiyor bu sayıyı. 3 kere 8 24. Elde var 2. 21. 23. 234 oldu. Sonra sağ tuşa basıyoruz. Sağda 1 var. Demek ki buna 1 ilave etmemiz gerekiyor. Eksi 233 oldu. Sonra yine yukarı tuşuna basıyoruz ve 0 ile çarpıyoruz. Eksi 233'ü 0 ile çarptığımızda artık 0'dayız. Sol tuşa basıyoruz. Eksi 2'ye geldik. Çıkarma yapmamız gerekiyordu burada. Sola bastığımızda. Yani 0'dan eksi 2'yi çıkarıyoruz. Bu durumda 2 olur. Ve son olarak yukarı tuşuna basıyoruz. En son eksi 2'deydik. Yukarıya 4'e çıktık. O zaman 4 ile 2'yi çarpıyoruz. 8 olur. Cevabımız B şıkkı. İkinci soru. Yukarıda verilen eşleştirmeye göre x yerine hangi sayı gelmelidir? Şekil dikkatli incelendiğinde alttaki sayılar taban, üstteki sayılar kuvvet olduğu görülür. Fakat şöyle bir durum var. Eksi 2'nin kuvveti hemen çaprazındaki sayı oluyor. Yani eksi 2 üzeri 4. Sonra eksi 3'ün kuvveti de çaprazındaki olan sayı oluyor. Eksi 3 üzeri 2 ve bulduğu sonuçları da çıkarmış. Böyle bir sistem kurmuş. Aşağıdaki sisteme de bunu uygulayalım. Eksi 3'ün 4. kuvvetini almalıyız. Eksi 3 üzeri 4 eksi x'in de küpünü almamız gerekiyor. X küp işte bu 89'a eşit. Eksi 3'ün 4. kuvveti 81 yapar. 81 sayısından kaç çıkarılırsa 89 olur. Eksi 8 çıkarılırsa 89 olur. Çünkü 81 eksi ile eksinin çarpımı artı yaptığı için eşitliğin sağladığını görüyoruz. Yani burada x küp yerine eksi 8 gelmeli.
Hangi sayının küpü eksi 8'dir? Eksi 2'nin küpü eksi 8'dir. Cevabımız A şıkkı. Üçüncü soru. Yukarıda modellenen işlemin matematik cümlesi aşağıdakilerden hangisidir? Burada 4 tane kutu var. Kutulara baktığımızda ilk baştaki kutuda eksi 4 pul olduğunu görüyoruz. Daha sonraki kutuda 5 tane artı pul, 5 tane eksi pulun dışarıdan alındığını görüyoruz. Yani dışarıdan gelenler aslında 0. Hala kutuda sayısal değer olarak eksi 4 var. Sonra 5 tane artı pul dışarıya atılıyor ve geriye 9 tane eksi pul kalıyor. Aslında başlangıçta eksi 4 vardı. Daha sonra bu kutudan 5 tane artı pul dışarıya atıldı. Dışarıya atıldığı için araya eksi koyduk. İşte bu işlem yapılmış oluyor. Yani cevabımız C şıkkı. Dördüncü soru. Alfabemizdeki harflerden sessiz olanlar pozitif, sesli olanlar negatif olacak şekilde tabloda sayılar ile eşleştirilmiştir. Bir kelimedeki harflerin sayı değerleri toplamı kelime puanını vermektedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisinin puan değeri en küçüktür? Ankara kelimesini inceleyelim şimdi. Ankara'nın A'sıyla başladık. Sonra N harfi, sonra K harfi, An, tekrar A harfi, Kara, R harfi ve yine A harfi. Burada toplama yaptığımızda A'dan 3 tane var. Yani eksi 3 puan değerinde bunlar. Eksi 3'ü buraya yazdım. Şu 21 ile 14'ü topladığımızda 35 olur. 35'e de 17 ilave ettiğimizde 51 olacak. 35'e 17 ilave ettiğimizde 52 oluyor. Evet, bu durumda eksi 3 ile de artı 52'yi topladık mı artı 49 puan oldu Ankara. Şimdi bu tabloyu silip İstanbul için hazır hale getirelim. İstanbul'un İ'si ile başladık. Eksi 12 puan. Sonra S'si var 22 puan. T'si var 24 puan. A'sı var eksi 1 puan. N'si 17 puan. İstanbul'dayız. B'si 2 puan. U'su eksi 25 puan. Ve son olarak L'si 15 puan. Bunları toplayalım. Şuradan bir puan gelir. O 1 puana şuraya ekleyelim. 18 puan olsun. 22 de buradan 40 puana çıktım şu an. Şuradan bir eksi 1 puan gelir. 40'dan 1 çıkardığımızda 39'dayım şu an. 39. Şu ikisinin toplamından da 3 puan gelir. Dolayısıyla İstanbul'un puanı 42 çıktı. Evet, şimdi diğerlerini yapacağım. İzmir. İzmir'in İ'si ile başlıyoruz. Eksi 12. Sonra Z. İzmir. Tekrar İ. Ve yine R. Bunları topladığımızda iki tane İ toplayacağım. Eksi 24 yapar burası. 29 ile toplarsam artı 5 oldu. 16 ile topladım 21. 21 ile topladım. Bu da 42 çıktı. Ve Denizli. Onu hesap edelim şimdi. Denizli'nin D'si 5 puan. Denizli'nin E'si eksi 6 puan. Denizli'nin N'si 17 puan. Sonra bir eksi 12 puan var. Z'si var 29 puan. L'si var 15 puan. Ve Denizli tekrar İ var. Eksi 12 puan. Şimdi burada eksi 24 puan şuradan gelir. Artı 29'la topladığımızda 5 puan olur. O 5 puanı bununla topladığımızda 20 puan. 17 de buradan 37 puan oldu. 5 daha 42 puan. 6 çıkarıyorum. 36 puan oldu. Evet. 49, 42, 42, 36. En az Denizli oldu. Cevabımız D şıkkı. Tam sayılarla ilgili 13. testin çözümlerini yapacağım. Birinci sorumuz. Başarı apartmanında zemin kat 0 ile gösterilmiştir. Bu apartmanın zemin üstündeki katları konut, eksi 1 ve eksi 2. katlarda iş yeri bulunmaktadır. Diğer 4 katta ise otopark mevcuttur. Ercan Bey bu binanın 17. katında oturmaktadır. Eksi 2. katta bulunan kafeye inmiş, cüzdanını arabada unuttuğunu fark etmiştir. Ercan Bey kafeden itibaren evine çıkıp aracının anahtarını alıp eksi 4. kattaki aracından cüzdanını alıp tekrar kafeye gelirse toplamda aşağı ve yukarı kaç kat yer değiştirmiş olur? Ercan Bey'in evi 17. katta ve kafe eksi 2. katta.
Ercan Bey kafeye indikten sonra, bak kafeden itibaren diyor, burası önemli. Kafeden itibaren öncelikle 17. kata gidecek, cüzdanını alacak. Sonra eksi 4. kattaki otoparka inip oradan da tekrardan kafenin olduğu eksi 2. kata gelecek. Burada ne kadar yer değiştirdiğini soruyor. Öncelikle eksi 2'den 17'ye kadar ne kadar yer değiştirdi? Büyük olan sayıdan küçük olan sayıyı çıkarıyoruz. Yani 17'den eksi 2, bu durumda 17 artı 2'den 19 olur. Sonra 17'den eksi 4'e gitti. Burada da 17 sayısından eksi 4'ü çıkardığımızda 17 artı 4 yani 21 olur. Ve son olarak 4'ten eksi 2'ye çıkmış oldu. Burada büyük olan sayıdan küçük olan sayıyı çıkarıyoruz. Eksi 2 artı 4 olur. O da 2. Yer değiştirmesine bakalım. Buradaki kaç kat yer değiştirmiştir? 19, 21 ve 2 sayılarını topladığımızda 42 olur. Cevabımız C şıkkı. İkinci soru. Bir sayı dizisinin kuralı aşağıdaki gibi verilmiştir. Sayı tek ise bir sonraki sayı eksi 2 ile çarpılır. Sayı çift ise bir sonraki sayıya 3 eklenir. Buna göre artı 5 ile başlayan bir dizinin 6. terimi kaçtır? Burada sayının tek mi çift mi? Ona dikkat etmemiz gerekiyor. Artı 5 ile başlıyoruz. 5 sayısı tek mi çift mi? Tek. Eksi 2 ile çarpıyorum. O zaman eksi 10 olur. Eksi 10 tek mi çift mi? Çift. O zaman 3 ekliyorum. Eksi 7. Eksi 7 tek olduğu için 2 ile çarp. Eksi 2 ile çarpıyorum. 14. 14 çift olduğu için 3 ekliyorum. 17. 17 tek olduğu için eksi 2 ile çarpıyorum. Eksi 34. Cevabımız D şıkkı. Üçüncü soru. 24 katlı bir otelin 6 katı zemin altında, 17 katı zemin üstündedir. Negatif numaralı katlar otoparktır. Zemin katta herhangi bir daire yoktur. Aşağıda bir otelin asansöründe numaraların yazılı olduğu panonun görseli verilmiştir. Kenan'ın arabasının bulunduğu katın mutlak değeri ile oturduğu katın mutlak değerleri farkı 4 olduğuna göre Kenan'ın oturduğu kat kaç farklı değer alabilir? Burada katlar arasındaki mutlak değeri farkının 4 olduğunu söylüyor. Öncelikle otopark olan yerlere bir vurgu yapalım. Eksi 1'den eksi 6'ya kadar buralar otoparkmış. Sıfırıncı katta daire yok. 1'den ta 17'ye kadar da evmiş. Peki aradaki fark 4 olacak şekilde, mutlak değerler arasındaki fark 4 olacak şekilde ev ve otopark ne olabilir? Evin E'si otoparkın O'su şeklinde böyle bir tablo hazırlayalım. Evi 5. katta olsun ve bu durumda aracı da eksi 1. katta olsun. Aradaki fark 5'ten 1 çıkarmamız gerekiyor. 4 olur. Ev 6. katta, otopark eksi 2. katta olduğunda yine aradaki fark 4 olur. Ev 7. katta, araç ise eksi 2. 3. katta olsun. Aradaki fark yine 4 olur. Benzer şekilde ev 8. katta, araç eksi 4. katta yine 4. Araç ev 9. katta, araç eksi 5. katta, aradaki fark 4 olur. Mutlak değerlerini alıp sonra çıkarıyorum. Ev 10. katta, araç ise eksi 6. katta olduğunda yine 4 olur. Eksi 6'dan sonra bir otopark söz konusu değil. O yüzden burada duruyorum. İki tane daha var. Şöyle de olabilir. Evi 1. katta olsun, aracı eksi 5. katta olsun. Eksi 5. katta da aracı olsun. Burada büyük olandan küçük olan çıkarmamız gerekiyor. Yani bu işlemin sonucu yine 4 olur. Evi 2. katta, aracı eksi 6. katta olduğunda bu durumda eksi 6'nın mutlak değerinden 2'nin mutlak değeri çıkarılır. 4 olur. Yani iki tane de buradan geldi. Toplam kaç durum oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 durum oldu. Cevabımız C şıkkı. Dördüncü soru. Bir kafede bulunan pastaların maliyet fiyatları tabloda verilmiştir. Bu kafede farklı fiyatlara satılan tatlılarda kampanya düzenlenmiş ve kahve yanında tüm tatlılar 10 TL olarak ücretlendirilmiştir. Gün sonunda kahve yanında satılan tatlıların sayısı tabloda verilmiştir. Buna göre kahve yanında satılan tatlılarda kar zarar durumu nedir? Tüm tatlılar 10'ar TL'ye satılmış. Bize maliyet fiyatı verilmiş burada bir tatlının. Kaç tatlı satıldığı da belli. Öncelikle bir maliyet hesabı yapalım.
Burada 5 tane çikolatalı kek satılmış ve bir tanesinin maliyeti 12 TL. O zaman ikisini çarpıyorum. 5 kere 12'den 60 TL'lik bir maliyet buradan gelir. Benzeri şekilde 9'da 6'yı çarptığımızda mozaik pastanın maliyeti 54 TL çıkar. 7 kere 4'ten 28 TL'de revaninin maliyeti. 8 kere 3'ten 24 TL muzlu pasta. 13 kere 8 104 yapar. Bu da diğerinin fiyatı. 6 ile de 5'i çarptığımızda 30 TL'de bunun maliyeti oldu. Bunların hepsini topladığımızda 4, 8, 12, 20, elde var 2, 6, 10, 15, 18, 2 de elde 20, 300 TL'lik bir maliyeti oldu bu işin. Peki kaç lira kazanıldı? Bir de ona bakalım. Buradaki pastaların hepsinin kaç tane olduğunu sayacağım ve hepsini 10'ar TL satacağım. Sayalım. 6, 4 daha 10, 5, 5 daha 10, 20, 28, 31 tane pasta var burada. 31'i 10'la çarptığımızda 310 TL'lik bir gelir elde edilir. 300 TL'lik maliyet var, 310 TL'lik de gelir var. Demek ki aradaki fark kadar kar yapıldı. Yani 310'dan 300'ü çıkardığımızda 10 TL'lik bir kar olmuş oluyor. Cevabımız A şıkkı. Tam sayılar konusunun 14. testine ait çözümleri yapacağım. Birinci sorumuz, Meli öğretmen üslü ifadelerle ilgili bir etkinlikte kullanmak için aynı boyutlarda üzerlerinde 3 adet tam sayı bulunan taban kartları ile üzerinde 3 adet delik ve bu deliklerin üzerinde birer pozitif tam sayı bulunan üs kartları hazırlanmıştır. Öğrencilerden seçtikleri üs kartı ve taban kartını köşeleri çakışacak şekilde yerleştirmelerini ve üslü ifadenin değerini bulmalarını istemiştir. Eda hangi üs kartını seçerse elde edilen üslü ifadenin değeri eksi 12 olur. Burada taban kartı olarak eksi 7, eksi 5 ve eksi 4 verilmiş. Üs kartını getirip buraya yerleştirdiğimizde A şıkkı için şöyle bir üslü sayıyla karşılaşmış oluruz. Üslü sayılarla. Eksi 7'nin karesi, sonra eksi 5'in küpü ve 2'nin dördüncü kuvveti. Bunların sonuçlarını toplayalım. Eksi 7'nin karesi artı 49 yapar. Eksi 5'in küpü eksi 125 yapar. Ve 2 üzeri 4 de 16 yapar. Burada 49 ile 16'yı topladığımızda 65 eksi 125 yapar. Bunun sonucu eksi 12 değil. Demek ki cevabımız bu değil. B şıkkına baktığımızda burada eksi 7, eksi 5 ve 4 sayılarını tabanlara yerleştirdiğimizde eksi 7'nin küpü alınması gerekiyor B şıkkında. Artı eksi 5 sayısının karesi ve son olarak 4 sayısının küpü. Eksi 7'nin küpü eksi 343 olur. Eksi 5'in karesi 25, 4'ün 3. kuvveti de 64 yapar. Burada negatif olan sayı çok küçük olduğu için topladığımızda diğerleriyle eksi 10. Eksi 5'in küpü ve 4'ün birinci kuvvetini alacağım. Burada eksi 7'nin küpünü biraz önce bulmuştuk. Çok küçük bir negatif sayıydı. Artı eksi 5'in küpü geldi. Bu da negatif sayı. Ve bir de 4 üzeri 1 var. Yani şu iki negatif sayı çok küçük zaten. Onlara 4 eklediğimizde eksi 12 olması mümkün değil. Çünkü eksi 343 eksi 125 artı 4 şeklinde olur. Burası zaten 400 eksi 400'lü bir bölgede. Ona 4 eklersek eksi 12'ye kadar gelmesi mümkün değil. Demek ki bu da değil. D şıkkını deneyelim. Burada eksi 7'nin karesini alacağım. Eksi 5'in küpünü, 4'ün de küpünü. Eksi 7'nin karesi artı eksi 5'in küpü artı 4'ün küpü. Eksi 7'nin karesi artı 49 olur. Negatif sayıların çift kuvveti pozitiftir. Eksi 125 var burada. Negatif sayıların tek kuvveti olduğu için. Artı bir de 64. Şuradaki 64 ile 49 sayısını topladığımızda 3, 113 olur. Yani eksi 125 ile artı 113'ü toplamamız gerekiyor. Bunların zıt işaretli oldukları için 125'ten 113'ü çıkarıyorum. 12 büyük olanın işaretini yazıyorum. Mutlak derece büyük olanın. Zaten eksi 12 aranıyordu. Cevabımız D şıkkı. İkinci soru.
Aşağıda klavyede bir sayı girildikten sonra bir bilgisayar programının işlemler zinciri verilmiştir. Birinci adım, girilen sayıyı oku. İkinci adım, sayının küpünü al. Üçüncü adım, sonuç girilen sayıdan küçük ise beşinci adıma git. Değil ise dördüncü adımdan devam et. Dördüncü adım, sonucu -2 ile çarp ve ikinci adımdan devam et. Beşinci adım, sonucu ekrana yaz. Bu programa aşağıdaki öğrenciler söyledikleri sayıları girerse hangisinin ekranda görünen sayısı en büyük olur? Ali -4 sayısını söylüyor. Hemen programı çalıştıralım. -4 sayısını oku. -4. Küpünü al. -4'ün küpü -64 yapar. Sonuç girilen sayıdan küçük mü? Yani -64 sayısı sonuç oluyor. -4 sayısı girilen sayı. -64. -4'ten küçük mü? Evet, küçük. O yüzden 5. adıma git diyor. Sonucu ekrana yaz. Yazdık. -64. Ali -64 bulmuş oldu. Şimdi ise Melis'e geçtik. Melis 5 söylüyor. Hemen programı çalıştıralım. 5 söylüyor. 5'in küpünü aldım. 125. Sonuç girilen sayıdan küçük mü? Yani 125 sayısı 5'ten küçük mü? Hayır, değil. O yüzden 4. adıma git. -2 ile çarp diyor sonucu. Yani 125'i -2 ile çarpmam 150 olur. Tekrar 2. adıma yolluyor bizi. -250 oldu. Bunun küpünü alacağım ben. -250'nin küpünü. Bu şekilde kalsın. Almayalım onu. Çünkü çok küçük bir sayı çıkacak bu. Ve Orçun'a geldim. O da -3 ile yola çıkıyor. Şunları ben sileyim. Bir sonraki sayı için yer olsun. Girilen sayımız -3. Sayının küpünü al diyor. Yani -3'ün küpünü almam gerekiyor. -27. Sonuç diyor. Yani -27 girilen sayıdan küçük mü? Evet, küçük. Sonucu o zaman ekrana yazmamız lazım. Yani -27 yazdık buradan. Tekrar bunları sildim ve son olarak +2'ye geldim. Girilen sayı 2, küpünü aldım 8. Sonuç girilen sayıdan küçük mü? Yani 8 2'den küçük mü? Hayır, değil. O zaman -2 ile çarpmamız gerekiyor. Bizi 4. adıma yönlendiriyor. O da -16 olur. -16'nın küpünü almamız gerekiyor. Sonuç negatif çıkacak ve -16'nın küpü -16'dan küçük olacağı için bunu -16'nın küpü olarak sonucu ekrana yazacak. Burada en büyük olanı soruyor bize. Hepsi negatif sayı. -64, -250'nin küpü, -27, -16'nın küpü. Sıfıra yakın olan daha büyüktür. -27 sayısı en yakın olan sayıdır sıfıra. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı. Üçüncü soru. Aşağıdaki kutularda üzerlerinde farklı birer tam sayı yazılı olan toplar vardır. Kutulardan toplar üzerinde yazan tam sayıların toplamının eşit olması için birinci ve ikinci kutudan hangi topların yer değiştirmesi gerekir? A şıkkında birinci kutuda -5, ikinci kutuda -4'ün yer değiştirmesi gerektiğini söylüyor. Değiştirelim. -5'in yerine -4, -4'ün yerine de -5 yazalım ve sayıları toplayalım. Birinci kutudaki bütün sayıları topluyorum. -1 ile +1'in toplamından 0 gelir. -4, -7 daha -11, -2 daha -13, -13 sayısıyla bir de 3'ü topladığımızda birinci kutunun sonucu -10 oldu. İkinci kutuya geldiğimizde -5 ile +5'in toplamı 0 yapar zaten. Buradan -6, -3 daha -9, -18 oldu. -18'de de 8'i topladığımızda -10 oldu. Yani iki kutudaki sayıların da toplam birbirine eşit oldu. Cevabımız A şıkkı. Dördüncü soru. Bazı elektronik aletler çalıştığı ortama ısı yayarak ortam sıcaklığını artırmaktadır. Bu tip elektronik aletlerin bulunduğu bir atölyede yapılan hesaplamalara göre bir tanesi ortam sıcaklığını her yarım saatte 1 derece artırmaktadır. Bu laboratuvara yerleştirilen bir klima ortam sıcaklığını 26 santigrat derece olduğunda otomatik olarak devreye girmekte ve ortam sıcaklığını 20 derece olduğunda otomatik olarak kapanmaktadır. Klima diğer elektronik cihazlar kapalıyken her 15 dakikada ortam sıcaklığını 2 derece düşürmektedir. İki elektronik cihaz 8'de çalışmaya başladığında ortam sıcaklığı 18 derecedir. Elektronik cihazlar kesintisiz çalışmaya devam ettiğinde saat 15'te ortam sıcaklığı kaç derece olur?
Şimdi elektronik aletlerden bir tanesi her yarım saatte 1 derece artırıyormuş sıcaklığı. Yarım saatte 1 derece artırıyorsa o zaman 1 saatte 2 derece artırmış olur. Fakat 2 tane elektronik alet var. O zaman şöyle yazabilirim. Elektronik aletler için elektronik aletler 1 saatte bir tanesi 2 arttırdığı için iki tanesi 4 artırır. Buraya bunu not alıyorum. 1 saatte elektronik aletler 4 derece ortamı ısıtır. Klimaya geldiğimizde her 15 dakikada ortam sıcaklığını 2 derece düşürüyor. Bunu da saate çevirelim. 4 ile çarptığımızda 1 saatte 2 derece, 15 dakikada 2 derece düşürüyor. O zaman 1 saatte 8 derece düşürür. Bu da klima ile ilgili bilgi oldu. Saat 8'de ortam sıcaklığı 18 dereceymiş. Şimdi saatleri takip edelim. Saat 8'de ortam sıcaklığı 18 santigrat derece. Öncelikle elektronik aletler çalışmaya başlıyorlar. Kendileri 1 saatte 4 derece ısıtıyorlar ortamı. Ortam sıcaklığı 26'ya geldiğinde klima devreye giriyor. O zaman ortam sıcaklığı 26'ya ne kadar saatte çıkar onu bulmalıyız. Arada 8 saat olduğu için 1 saatte 4 derece ortam ısınırsa 2 saatte 8 derece ısınacağından saat 10'a gelmiş oluruz. Sonra klima devreye girecek. Tabii klima ile beraber diğer aletler de çalışacak. Burada 1 saatte ortam 4 derece ısınır. 1 saatte de klima tarafından 8 derece soğutulur. Bu ikisi beraber çalıştığı anda ikisi beraber 1 saatte 4 derece ortamı soğutmuş olurlar. Birisi 4 derece ısıtıyor, diğeri 8 derece soğutuyor. O zaman birisi yani ikisi beraber çalıştığında 1 saatte 4 derece soğutmuş olurlar. Şimdi ortam sıcaklığının 20 dereceye gelmesi gerekiyor. Bunun için 6 derecelik bir düşüş olması gerekiyor. İkisi beraber çalıştığında yani elektronik aletlerle klimalar beraber çalıştığında 4 derece düşüyor saatte. O zaman 1 saat geçse aradan 22'ye düşer. Bir yarım saat daha geçmesi lazım. Yani 1,5 saatte 6 derece düşürmüş olurlar. O zaman saatimiz 11:30 olur. Şu an klima devre dışı kaldı. Tekrar elektronik aletler devreye girecek ve 26 santigrat dereceye çıkarmaları gerekiyor. 6 derece daha ısıtacaklar. 1 saatte 4 derece ısıtıyorlar. 6 derece ısıtmaları için 1,5 saat geçmesi lazım. O zaman saatimiz 11 idi. 1,5 saat daha üzerine ilave ediyorum. Saat 13'e gelmiş oldu. Ve yine ikisi beraber çalışacak şimdi. Klima ve elektronik aletler beraber çalışacak. Yine 20 dereceye düşürecekler sıcaklığı ve bunun için gene 1,5 saat lazım. O zaman 14:30'a geldik. Şimdi 14:30 ve 15'tekini soruyor bize. Şu an ortamın ısınması gerekiyor. Saat 15'e gelmemiz lazım. Yarım saatlik bir süremiz var. 1 saatte 4 derece ısıtıyorlar. Bizim yarım saatimiz var. O zaman 2 derece ısıtacaklar. 20'den 22'ye çıkmış olur. En son sorulan sıcaklık 22 derece. Cevabımız C şıkkı. Tam sayılarla ilgili test 15'in çözümlerini yapacağım. Birinci sorumuz, bir yerin deniz seviyesine göre metre cinsinden yüksekliğine yükselti denir. Yükselti hesaplanırken deniz seviyesi 0 kabul edilir. Yükseltisi hesaplanan yer deniz seviyesinden yükseklikte ise artı, alçakta ise eksi değer alır. Rafet, Ömer, Bahadır ve Can deniz kenarında bir şişe bulurlar. Şişenin içinde bir not vardır ve notta aşağıdaki ifadeler yazmaktadır. 30 metre yukarıda bir ağaç var. Bu ağacın hazineye ve hazinenin anahtarına olan yükseltileri toplamı sıfırdır. Mağara ağaçtan 120 metre daha yukarıdadır. Bu ifadeleri okuyan 4 arkadaş yukarı doğru çıkmışlar ve mağarada bir anahtar bulmuşlar. Buna göre hazinenin konumu aşağıdakilerden hangisiyle gösterilebilir? Görsele baktığımızda deniz seviyesinin altında bir define sandığı, hemen 30 metre yukarısında bir ağaç ve yine deniz seviyesinin 150 metre üstünde bir mağara olduğu görülüyor. Burada mağarada bulmuşlar definenin anahtarını. Verilen bilgi şu şekilde: ağacın hazineye olan uzaklığı ile, yani hazinenin anahtarına, olan uzaklığı 120 birim, ağacın define sandığına olan uzaklığın yükseltileri toplamı 0 oluyor.
Yani şu ağacı başlangıç noktası gibi düşündüğümüzde, yani ağaca göre yükselti hesabı yaptığımızda yukarısı artı 120 olurken aşağısının da eksi 120 olması gerekir ki o zaman toplamları sıfır olsun. Uzunluk olarak da bu 120 metre olarak ifade edilir. Şurada 30 metre var. Tamamı 120 metre olduğu için demek ki şuraya 90 metre kaldı. Yani deniz seviyesinden 90 metre aşağıda define sandı. Bunu matematiksel olarak göstermemiz gerektiğinde deniz seviyesinin altında olduğu için eksi 90 metre olarak ifade ediyoruz. Cevabımız C şıkkı. İkinci soru. Aşağıda verilen tabloda Güneş sistemindeki bazı gezegenlerin ortalama sıcaklıkları verilmiştir. Güneş sisteminde Jüpiter, Mars ile Satürn arasında olduğu biliniyor. Buna göre Jüpiter'in ortalama sıcaklığı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Görsele baktığımızda Jüpiter, Mars ile Satürn arasında bir değere sahip. Mars ile Jüpiter arasında oluyor. Eksi 63 ile eksi 178'in arasında bir değere sahip olur. Güneşten uzaklaştıkça sıcaklıkları azalır gezegenlerin. Yani eksi 63 ile eksi 178 arasında bir şık arıyoruz. Eksi 181 bu arada değil. Eksi 140, evet, eksi 140 sayısı şu aradadır. Aradığımız cevap B şıkkı. Üçüncü soru. Aşağıdaki grafikte 3 şehrin yerel saatlerinin İstanbul'a göre kaç saat ileri ya da geri olduğu gösterilmektedir. Tokyo'da yerel saate göre 6'da kalkıp 10 saat yolculuktan sonra Bağdat'a inen bir uçak 3 saat sonra Londra'ya hareket etmiş ve 5 saat sonra Londra'ya varmıştır. Buna göre uçak Londra'ya indiğinde yerel saat kaçtır? Yani Londra'nın saatini soruyor bize. 4 tane şehirden bahsetmiş. İstanbul, hemen baş harflerini yazıyorum. Sonra Tokyo, Bağdat ve Londra. Burada uçak saat 6'da kalkmış. Nereden? Tokyo'dan. Tokyo'nun yerel saatine göre, yani saat 6'da kalkmış Tokyo'dan. Tokyo'nun saatine baktığımızda İstanbul'dan 7 saat ileride olduğunu görüyoruz. ...23 olur. Çünkü 6 çıkardığımızda 0 0 olur. Bir saatte çıkarmamız gerekiyor. O da 23 olur. Yani bir önceki günün 23'üne denk gelir. Diğerlerini de bulabiliriz. Burada İstanbul'a göre Bağdat 1 saat ileride. O zaman İstanbul'da saat 23 ise Bağdat'ta saat 24 olur. Londra'da İstanbul'a göre 2 saat geride olduğunu söylüyor. İstanbul'da saat 23 ise Londra'da saat 21 olur. Şimdi saat 6'da uçak hareket etmiş Tokyo'dan. 10 saat sürmüş bu yolculuk. Saat 6'da hareket ettiğine göre 10 saat üzerine koyduğumuzda Tokyo'nun saatine göre saat 16 olur. Hepsinin üzerine 10 saat koymamız gerekiyor. Bağdat'a geldim. 24 şu an saat. 0 0'dır bu. 10 saat üzerine koyduğumuzda direkt 10 olur. 21 de şu an Londra. Onun üzerine de 10 saat koyabilirim ama koymuyorum. Şimdilik dursun. Bir ilişki var. Bağdat'ta saat 24 ise Londra'da saat 21. Yani Londra 3 saat geride. O zaman saat Bağdat'ta saat 13 ise Londra'da saat 10 olur. 5 saatlik bir yolculuk var. Saat 13'te hareket ediyor Bağdat'tan uçak. 5 saat sonra Londra'ya varıyor. Londra'nın saati 10 olduğuna göre 5 saat sonra 15 olur. Uçak 13'te Bağdat'tan hareket etti. 5 saat sonra Londra'ya indi ve Londra'nın yerel saati 15 olur. Bağdat'ın yerel saatini de bulmak istersek üzerine 5 koymuş oluyoruz. Bu da 18. Yani Bağdat'tan 13'te kalkan bir uçak Bağdat'ın saatine göre 18'de Londra'ya iner. Bağdat'tan 13'te kalkan uçak Londra'nın saatine göre saat 10'da kalkmış oluyor. Ve yine Londra'nın saatine göre 15'te Londra'ya inmiş olur. Cevabımız B şıkkı. Dördüncü soru. Fikret Bey cep telefonunun ekranını desen kilidiyle şifrelemiştir. Telefonu açmak isteyen 7. sınıf öğrencisi olan kızına aşağıdaki soruların yazılı olduğu kağıdı vermiştir.
Buna göre Fikret Bey'in telefon kilidi doğru cevaplar sırayla izlendiğinde açıldığına şifre deseni aşağıdakilerden hangisidir? Burada 1'den 6'ya kadar sorular var. Birinci sorunun cevabı eksi 3'ün karesinden 9 olur. Yani demek ki 9'dan başlamamız gerekiyor. İkinci sorunun cevabı eksi 2 çarpı 3'ten eksi 6 olur. O zaman eksi 6'ya gitmemiz gerekiyor. Şöyle bir yol izleyeceğiz. Sonra eksi 1 üzeri 21. Eksi 1'in tek kuvvetleri eksi 1 olduğu için bir sonraki gideceğim. Dördüncü soruya geldim. Eksi 21'in sıfırıncı kuvveti. Bu 1'e eşittir. Bütün sayıların sıfırıncı kuvveti 1'dir. 0 üzeri 0 hariç. Demek ki 1'e ulaşmamız gerekiyor. Şöyle ilerledim. Eksi 2'nin dördüncü kuvveti. Eksi 2'nin dördüncü kuvveti 16 yapar. Ama önünde eksi olduğu için eksi 16 olur. Dolayısıyla buradan şöyle bir eksi 16'ya doğru uzanacağız. Ve son olarak artı 3 ile eksi 7'yi çarptığımızda eksi 21. O zaman sağa doğru gidip şu eksi 21'e ulaşmış olmamız gerekiyor. Şıklara baktığımızda bu hareketin, bu izlediğimiz yolun B şıkkında olduğunu görüyoruz.